Arkadaşın hikayesi, mini ve yönetmeni, hepsinden de önemlisi, yanındaki seyircisi. Bizimki aşk hikayesi, sahnesiyle perdesi, ekiplerin en iyisi, hiç bitmeyen enerjisi. Tam o. Arkadaşım. Müdür. Arkadaşım. Söyle. Büyüdü, talk show oldu. Talk show oldu. Huzuru sahnede buldu. Talk show oldu. Talk show oldu. Seyircisine kavuştu. Büyüdü, talk show oldu. Seyircisine kavuştu. Büyüdü. Talk show oldu. Talk show oldu. Huzuru sahnede buldu. Talk show oldu. Talk show oldu. Seyircisine kavuştu. Arkadaşım gel. Yaşa. 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 Aranızda böyle çekildim. Yaşa. Tabii sağ ol. Estağ. Çok güzel. Çok güzel. Hoş geldiniz. Çıkışta, çıkışta. Hoş geldin. Hakikaten çok iyi. Bunu kim düşürdü? Bu nazar değdi. Öbür kanaldan geldi. Ay, çok heyecanlıyım. Deniz nerede? He? Yemekte mi? İnsan en azından bir vit yapar. Yani ben al gözüm alıştım çünkü. İyi yaşa abi, lütfen. Aman. Aman, burada hep sağlık bazlı şeyler. Ama iyi yaşa abicim. Bazen şey oluyor, bu kadife koltuk çekiyor. Hafif bir kontrol edin yine de. Klima da var. Benim başıma geldi. Hakikaten çok mutluyum sizleri gördüğüm için. İyi ki geldiniz bu havaya rağmen. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Estağfurullah. Sağ olun. Biz size alkışlıyoruz. Hocam geldi mi? Hoca geldi mi? Arkadaşım çok memnunsanız birbirinizden karşılıklı alkışlayın birbirinizi, dağılalım. O ne güzel bir şey ya. Seyirci gazı almışken müzisyeni de çağırayım da bari. Ha, öyle mi? Evet. Huzurlarınızda minik. Şu güzelliğe bak ya. Arkadaşım, efendim? Müzisyen televizyon için çok doğru bir figür. Çünkü yüzü kameranın... Plazma mı sizinki? Hayır, suratı kameranın dörtte üçünü kaplıyor. Dörtte üç oran o demek değil ama. Ha. Sen de televizyona uygun bir yüz olman için yüzünü genişletmen lazım bize karşı. Ama ben 16'da 9'a göre düşünmüşüm. Kamerada insanın yüzünün belirgin olması için evet. Ne olması lazım? Mesela Japon çizgi filmlerinde ne yapıyorlar? Japon mu? Mikrofonu kenara koy. Şimdi ağır bir şey söyleyeceğim. Daha birinci dakikadan hakaret etmek istemiyorum. Kurban oldum ha. Kurban oldu. Götür Deniz'in arkasına koy. Deniz mi? Evet. Olamaz mı Deniz? Sor ismini. Testosteron hapı alıyor 2 haftadır. İsmini sor, neymiş ismi? Derya. Deniz Derya, böyle değişiklik yapıyoruz her hafta. İsminiz ne arkadaşım? Abdullah.
Eyvallah. Kolay gelsin. Arkadaşım oraya fazla yaklaşmadan oynuyorsun. Evet, şaka bir yana esprileri bırakıyoruz. Şakaları bırakıyoruz. Evet, acıklı şeyler anlatacağız. Espri yok artık. O kadar da basit değil hayat. Evet arkadaşım, evet. Senin haftalardır yapmak istemediğin ama yapmak zorunda olduğumuz işimize dönüyoruz. Ha, o sahne nedir? Için, evet. Ha, pardon. Ya bence Rüştü ispatlamamış arkadaşları kafeye alalım. Çünkü ben gerçekten bugün Şirazi'yi şaşırabilirim. Ben sana bakarken kendimi kötü hissediyorum. Acaba benimle ilgili ne düşünüyorsun diye. Yapma. Ha, tamam. Evet. Bak onu da çok uzatırdım, kestim farkındaysan. Yani gerçekten hala insanım şu an. Onu hissettim. Hiç teşekkür ediyorum. Arkadaşım benim. Talk showcusun, evet. Ve konuğunu ağırlamak istiyorsun. Kim bilir hangi ünlü konuk geldiğine, hey. Sen kim bilir ne kadar mutlu olacaksın, evet. Onu görünce. Öyle mi? Konuğu görünce ayakların yerden kesilsin, tamam. 3, 2, 1 çağır konuğunu. Huzurlarınıza konuğum. Hazır hissediyorum kendimi. Ben gidip alayım mı? Ben gidip alayım. Ben gidip alıyorum. Oh. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Evet. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Arkadaşım dur. Evet. Tanımadın, ben de tanımadım yani. Ben sabahın, tanıyorum. Sabahın yarısı, diğer yarısı nerede? Yapıyor, böyle şakalar yapıyor, ara sıra yapıyor böyle şakalar. Naziklik yapıyorum. Evet. Ondan salağa. Zayıflamışsın manasında. Evet, teşekkür ediyorum. Sen ha, değil. Sabah. Çok evet. Teşekkür ederim. Evet, gerçekten. Hocam. Gerçekten öyle. Ben sizi son gördüğümde, mesela görmüştüm, şimdi görmedim demin. Bu kadar. Yani böyle. Şu anda yok. Evet, inanılmaz, tebrik ediyorum. Çok sıhhatli ve zarif gördüm sizi. Hoş geldiniz. Ne kadar mutlu olduğunu ne göster. Ne kadar mutlu olduğunu göster bana. Sen göster. Sen göster. Sen salak sen, olan. Sen öndeki. Sahnedeki tek ha. Salak. Yok, seni yemem. Tamam. Gerçekten çok mutluyum. Şu an sizi görmek beni göster, çok göster sadece. Göster. Sadece size mi göstereyim? Hayır. Sabah. Söylesene göstersin sana. Mutluluğu göstersin. Bana o kadar mutluluğu göstersin. Şu an, ne kadar mutlu oldum beni görünce. Ya resmini bile çizerim şu an mutluluğu. Gerçekten mutluyum. Hakikaten diyorsun. İnanılmaz mutluyum. Göstermek olarak. Göstermek olarak işte o henüz öyle bir yayın saati yok. Lütfen buyurun lütfen. Şöyle. Nasıl, orada mı rahat edersiniz? Burada mı? Efendim? Sabahın masanın üstüne otur. Sabahın masanın üstüne otur. Olmaz. Hayır yapmayın. Çünkü burada taşırır pıtırcıklar mi? Var. Pantolon vinil. Tight. Şöyle durayım. Vinil şey olduğum. Şöyle şimdilik ben bir böyle şey oturayım. Her şeyi biliyorsun da. Evet. Hani benim dediğimi niye yapmamaya çalışıyorsun? Şimdi ilgi alanına göre şu. Vinil pantolon bizim internetten çok sipariş ettiğimiz. Arkadaşım! Vinildik bir yanı var yani bunun. Evet. Evet. Müzisyen. Ver müziği arkadaşım, al müzisyenden müziği. Hisset. Hissetsene. Ve bu hisle konuğuna doğru gidersin. Git konuğuna ve başlat. Gerçekten tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü İstanbul'un bu trafiğinde bir yerden bir yere gitmek ölümken sizin kalkıp buralara kadar gelmeniz yoğun temponun ben altında. Ben sizin için uçarak geldim. Kapat perdeyi, kapat. Arkadaşım. Evet. çok güzel haberler aldım. Kitabınız çıkmış. Evet, çok teşekkür ederim. Çok güzel. Uzat. Tamam. Uzun bir kitap çıkarmışsın. Değil mi? Şey o bu. Mevzuyu uzat. Sen mevzuya gir. Şey, evet. Kitabın kapağını tarif ettir mesela. Kitabın kapağı nasıl? Böyle bu Amerikan çerçeve. Yani. 21 günde mutluluk. Yani evet. Kitabımızda tam olarak neye... Nasıl mutlu olunabileceğini, kalıcı mutluluğun formüllerini aradım kendimde. Ruhumda, bedenimde onu yazdım bulunca. Ya bu sizinle ilgili aslında. Evet, herkesle yani. İlgili yani. Seninle ama ilgili. Ama bir gözlem aynı. Değil yani, değil mi? Kişisel bir. Kişisel. Tamamen kişisel. Çok üzerimde güzel. Deneyimleyip de yazdım yani. Benden birçok hikayeler de var. Benim aynen. De gençliğim öyle geçti ama işte bir kitaba dökemedik. Arkadaşım, senin üzerinde bir tanesini deneyimleyebilir mi? Söyler misin? Ya gönül isterdi tabii. Yani arkadaşım. Çünkü okumak gibi. Bence canı gönülden istiyor. Evet, konuk bozuldu. Yenisini alabilir miyiz? Arkadaşım. Arkadaşım, kadını güldürtme. Adam gibi kağıdını aç, sorularını sor kartondan. Evet. Şunu, bunu kimseye bugüne kadar sormadım. Hiçbir misafirime. Onların da hakkını yiyemem tabii ama hakikaten ilk defa size nasip olacak. Sizce neden hiçbir şey yazmıyorlar?
Yani beni niçin birisi kullanıyor bu haftalardır? Şuraya bir soru yaz ya. Arkadaşım, ben kendi sorumu sormak beyni istiyorum. Beyni küçük. Ha, sana sen onda sen... varmış gibi yapacaksın. Evet, evet, evet. Onu siz evet. ısrarla şu söyleyin. Şeyi tatbik etsin sen de mutluluğun formülünü. Mutsuz bir adamsın ya. Bütün gün suratlı karış geçiyorsun. Ama o tatbik edilecek bir şey değil. Şimdi Sava Hanım kendiyle ilgili gözlemini, kendi hissiyatını kitabına dökmüş. Bedeni yani ben... dedi. Ama herkesle ilgili bu. Ben de insanım, sen de insansın. Hepimizin duyguları var. Kadın yapmak istiyor sana ne? Ben seni mutlu etmek istiyorum. Lan! Zamanı geldi. Arkadaşım ya. Hocam affedersin ben boğa burcuyum da. Şimdi o arkadaşım zaman... Arkadaşım kemer mi o? Ha evet bravo kemer o. Kemer evet. Ne kemeri anlat. Yani 21 gün kullanılır mı bilmem ama... Her gün hanımefendi gelebilir mi? Arkadaşım ya bir dur. Şimdi hakikaten hocamın da dediği gibi... ...bende tatbik edebileceğiniz ya da bana anlatabileceğiniz... ...böyle küçük bir şey var mı? Sana küçük sende neyi tatbik küçük edin? Derken... biz anladık sende. Örnek olarak... Anladık. Kısa mı demek? Kayıttan. Hayır, hayır. Şimdi insan ister ki mutluluklar uzun... Çocukları alabilir miyiz? Ya da burada büyüsünler. Şimdi... Evet, ben baştan uyardım merkezi. Yani şimdi evet var mı hakikaten? Yani orada bir bölümdeki bir şey en azından bana bilgi olarak aktarabileceğiniz çünkü benim de. Mesela nefes alma tekniği. Evet. Şükretme. Ne yaparken nefes alma sor. Nefes tutma daha iyi yaz. Şimdi beni kesin. Ah sana çok uygun bir şey. Arkadaş detoksu. Mesela yönetmenin... Nefesiydi, nefesiydi. Hayır. Otur sabahın yanına. Bir dakika ya. Arkadaş detoksu... Yönetmen ama... detoksu olabilir seni çok sıkarsa. Çağırdık yani. Ona bir danjör çağırdık. Biraz mesafe koyacaksın araya. Nefesi burnumuzdan alıyoruz, evet. Ağzımızdan. Evet. Tamam, o tam diyafram nefesi gibi aslında. Peki, peki normalde insanlar ne yapıyor Sabah Hanım? Normalde de insanlar... hocam normalde doğrusu de tabii bu, ki aslında. Öyle. Ama mesela kendimizi dinlendirmek için... ...gece uyumadan önce uykuyu tutturabilmek için... ...nefesi alıyoruz. Bir 10'ar dakikalık seanslar yapıyordum. Her sabah kalktığımda, her akşam da yatarken. Şimdi hepimizin çok iyi nefes aldığımızı bildiğimizi düşündüğünü düşünüyorum. Şimdi benim asıl merak ettiğim arkadaş detoksu. O nasıl hakikaten onu çok merak ettim. Arkadaş detoksu, hayatındaki bazı insanları hayatından mecburen uzaklaştırıyorsun. En sevdiğim şey. Evet. Evet. Hatta mesela ben şey sen yaparım sana mesela. Negatif enerji bana gıcı, evet. Sana laf söyleni derken böyle hani bir irinler vardır ya hayatımızda böyle hı. Laf Sabah Hanım ne demek istiyorsun çocuğu hayatından sana kızanları falan çıkar diye? Yani, yok yok insandan bahsediyorum. İnsandan bahsediyorum. Şimdi ben şuna çok inanıyorum. Mesela bunu diyelim ki bana Murtaza diye biri aldı ve ben Murtaza'ya fitilim bu aralar. Ha. Dolayısıyla çaktırmadan bu Murtaza'nın aldığını hep atarım. Benim böyle bir adetim var. Benim de vardı. Yani negatif adamın negatif malzemesi bende olmaz. Evet. Eve bile sokmam. Bu en son kırbaç. Neler attım daha önce? Hayatımda duyduğum en saçma sohbeti yapıyorsunuz. Evet. Ama ilginçtir. Zaten. Sen ama o doğru. Sohbete dahil oluyorsun. Ben. Herkese ilginç gelecek bir 21 kuraldan bir tanesini söyle. Mesela nefesi yaptırsana şuna. Ben burundan alıp ağızdan vermeyi hiç bilmiyorum mesela. Sen sürekli yediğin için... Yani nefes alacak yer yok ki alıyorsun. Mesela kafan çok dolu. Tamam burada kafan şişmiş artık evet, program evet. Yapmaktan, yönetmenini dinlemekten. Artık bir böyle eve gidip kafanı yastığa koyup rahatça hiçbir şey düşünmeden uyumak istiyorsun. Tamam ayakta uyu. Yapsın sana. Kalk ayağa. Ayakta uyu. Evet kalk ayağa. Yatağa yatmışsın, ayaktasın. Yatmış mıyım, ayakta mıyım? Ayakta benim yatmışsın. Benim arkamdan da tekrar edeceksin. Tamam. Yani... Su var mı? Ben söyledikten sonra sen de evet. Söyle. Şimdi gözlerini kapat. Nefes al. Nefes alırken ben de. Ben. Nefes verirken burada. Burada. Nefes al şimdi. Şimdi. Birim. Nefes ver. İki dakikaya geliyorum. İki dakika. Ne oldu? Yok bir şey. Ya şeyim. Aşırı gevşettim tabii. Bak gerçekten bunu yaparsan 5 dakika, 10 dakika yapmaya da gerek yok. Bir 5 dakika yaparsan. Bunu sessiz sessiz mi yapıyorsunuz böyle? Yok içinden İçinizden. Söylüyorsun. Ha, tamam. Kız kafan sıfırlanıyor. Başka hiçbir şey düşünmüyorsun ve direkt böyle mis gibi uykuya geçiyorsun. Hayır şimdi sesli mi değişimi sebebi bunu içinizden söylerseniz bu başka bir egzersiz. Hakikaten alıp verirken söylemeye çalışırsanız başkadır çünkü konservatuvarda öğretim. Evet. Bir anda. Ne oldu hacı?
Ben burayı montajda atarım. Atarsın, atarsın. Burayı atarsın. Evet. Arkadaşım ya. Evet. Ben Sabah Hanım'ı uzun zamandır takip ediyorum. Seviyorum kendisini. Ve kendisiyle aynı sahnede olmak beni kesmiyor. Ben kendisiyle aynı sahnede bir şey yapmak istiyorum yani burada. Ne gibi? Hayır yani böyle bir şey kafanda canlandırmak. Kafanda ne var lan? Böyle bir şey canlandırmak. Hani ben sürekli o sahne o bir hikayeyi canlandırıyoruz. Tamam ben, ulan. O en sevdiğim tamam, sanatın bu an o an. Soyun lan. Soyun. Sabah merak etme, hiçbir sıkıntı yok. Soyun. Yani? Soyun. Her şeyi çıkar üstünden. Her şeyi? Evet. Müzisyen. Ver müziği. Dertleri mi deme? Hayır. Hayır mı? Onlar kalsın. Dur dur. Arkadaşlar. Hayatınızdaki en erotik anı düşünün, onun şarkısını çalın. Tamam? Evet. Ne? Bana döndür kamerayı. 3, 2, 1 soyun. Ama soyunurken seyircinin dikkatini çek. Daha nasıl çekeyim? Çok özür dilerim. Bana doğru gel soyun. Olmaz, öyle olmaz. Masanın arkasına saklanma. Saklanacağım. Niye? Demin artistlik yapıyordun. Tamam da ne? Bir şey giyeceğim herhalde. Tam son düğmeyi açarken ters dön. Arkana dön. Ver dansı, ver, ver. İşte bu sırtı. Oğlum bunu hayatta... Ne? Bu, Amerika'da bile... Pardon. Uzun kravat. Tolga, senin iş çamaşırınla benim bluzum çok asortik. Prodüksiyon. Çamaşırın nereden... Kadın Süpermen. İçimi gördü. Bir dakika, bir dakika. Sen Tolga'nın iç çamaşırını nasıl gördün sabah? Gördüm. Nasıl gördün? Sizler görmediniz mi? Hoca sorarsa yani diye ben WhatsApp'tan benim atmıştım. Benim şu bluzumu... Arkadaşım, benim artık seyirciye hayır diyemeyiz. Hayır onu değil. Bizim de görmemiz ha. Lazım. Evet. Göster bize. Arkadaşım. Canım. 3, 2, 1 sendeyiz. Hoş geldiniz. Oğlum ne kadar? Çabuk! Dur, 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 dur. Dur, dur. Şimdi o şekilde koş, miniyi öp gel. Ya hadi oradan. Sen istedin. Öyle perde. Hayır, sen istedin. Sabahtan beri mayına doğru götürüyorsun beni. Al sana mayın. Hayır, yapmayın. Basacaksın. Hocam bir şey soracağım. Öyle penguen gibi mi koşacak yoksa pantolonu çıkartıp mı koşup gelip gidecek? Uçayım diyorum, havayla pantolon çıksın. Sen neye bakıyorsun? Sabah bunları da yazdın mı kitaba? Ya bu ayrı bir mutluluk şu anda yaşadığım. Bunu da yaz, ek olarak kitaba ekle 22 diye. Arkadaşının poposunu görmek. Ek baskı yapacağım. Arkadaşım, ne? Sendeyiz. Ya bendesin de pantolon kardeşime göre yapılmış. Ben ne bileyim. Şovmensin sen. Gizlin saklın yok senin. Allah seni. Prodüksiyon. Şu 70'ler kıyafetlerinden getirin çabuk. Çabuk prodüksiyon. Madem... Yeter artık. Hoş geldin. Nasılsın? Seni çok memnun oldum gerçekten. Hadi tekrar çok özür diliyorum. Ama bak bir dakika. Ay tonu bile aynı. Tonu ve donu aynı olan iki insanız. Tamam, süper bir fikir. Sabah sen de üstünü çıkarıp ona veriyorsun. Aa, oldu. Takım olsun. Evet, hadi, şimdi hareket yapmayın. Tamam, 70'ler kıyafetlerini giymeye başlayalım. Öyle mi? Geldi mi ki? Geldi. Gelmedi. Geldi. Nerede? Ilgaz neredesin? Ay çok iyi. Ilgaz şu an Mayıs ile mesajlaşıyor. Sabahın arkasına koymuş. Allah seni... Ne koydunuz arkaya? Yok, kıyafet. Kıyafetler. Çok özür diliyorum. Gerçekten olacak iş değil yani. Düğmesini de kapalı mı getirdin? Şimdi bir şey anlat, bir şey anlat. Seyircinin gözü senin ağzında olsun. İnanır mısınız? Hava sıcak diye don giymiyordum, son anda giydim. Ya ne anlatayım? Çabuk ol! Lan çabuk. Ya bir şey sorabilir miyim Suzan? Ben boğazım yırtılıyor 2 saat. Bu kadar alkış almıyorum. Ağzını açmadan alkışlanıyorsun. İşte bazen susmayı bilmek lazım demek ki. Çok üzülüyorum, dayanamadım. Ben Arnavut kızına söylüyorum. Sana mı söylüyorum? Oğlum ben de Selanik göçmeniyim ona göre. Hadi. Ne hadi? Göçmüşüz. Haydi. Evet.
Bu. Hazır mısın? Hayır. Tarama, tarama. Allah Allah, işime karışma. İşte alem kadın görsün be. Hadi Suzan, beni fırçalayacak şimdi. Çok zarifsin. Allah. Evet, arkadaşım. Al masayı kenara. Aç yatağı. Yatağı aç, yatağı. Sabah yardım eder misin? Yok yok yok, estağfurullah. Hayır, hayır, hayır. Yatak mı? Yatağı aç, evet. Sabah Hanım, sizi şöyle alacağım 2 saniye. Ben nereye geldim? Mümkünse. Yok yok, hiçbir şey olmayacak. Apyonu mu takmaya çalışıyorsun? He? Apyonu mu takmaya çalışıyorsun? Ama biraz büyük bu. Evet. Süper oldu. Evet. Sarı Hanım'a da bir tane şapka getirin, 70'lerden. Sarp, gel Sarp. Bu ne lan? Sarp, bu ne? Yok yok, korkacak bir şey yok. Oğlum, beyaz peruk ne lan? Bilmiyorum, taktılar. Suzan, niye beyaz peruk taktın buna? Canım öyle istedi. Bu yıllık kapağımızı koyduk. Aa, ne güzel oldu. Kız. Vay. 21 güne kalmaz bu. Oldu. Dur o zaman şey yapalım. Sen madem yaşlısın, şeyin Sabahın babası ol. Ben. Evet. Ben de doktor. Prostat kontrolüne gelmişim. Aylık. 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 Aa, yıllık da değil. Süper fikir. Süper. Tamam. Süper geç mi? Hastasın. Sen yatıyorsun. Yat. Git öyle, yatağa yat. Prostat kontrolünde gidin. Hayır. Yat. Hayır. Sen. Ben kontrolü yapacağım. Yaşlı hasta adam yatışı yat. İnle. Ay. Sabah o senin baban olsun. Tamam mı? Tamam. Beğenmezsen söyle. Şu an uyduruyorum. Arkadaşım niye çevirdin çocuğu? Onu yayında seyrederken anlarsınız. Ya bir şey soracağım, sonra devam edeceğim. Babası ölüm döşeğinde olduğu için kadın sinir krizi geçiriyor. Sizin ikinizin görüp benim göremediğim ne olabilir sahnede? Kitabı okursan anlayacaksın. Evet, sabah baban ölüm döşeğinde çok hasta. Sen de şeyle, bu salakla flört ediyorsun, tamam mı? Ha. Odada, arkadaşım odada değilsin. Sen ara onu telefonla. Git telefon kulübesini ara. Abdullah kulübe olsun. Ben burada oturmaya devam mı ediyorum hocam? He? Oturuyor muyum babamın başucunda? Hayır, başucunda babanın elini tutmuşsun. Babana güzel şeyler söylüyorsun. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ay, mikrofonu kırdım da. Sabah söyle babana. Babacığım, iyi misin? Ay. Nasıl hissediyorsun kendine? Ay. Ha? Ay. Doktor çağırayım mı? Arkadaşım, ara Sabah'ı. Çok yakışıklı bir doktor var. Allah'ım. Bana? Arasana. Arıyorum. Telefonla ara. Allah, annen öldüğünden beri. Kestik. Kestik. Salak. Salak, salak. Sarp. Sarp, sen salak mısın? Yapacak şey yok. Yat lan yerine. Birinci salak. Of be, deniz muharebesi gibi. Arkadaşım. Buyurun benim. Telefonla aramak ne demek? Alo. Evet. Hazır. Şimdi çevir oradan. Sabah seni telefonla arıyor sevgilin. Tamam. Şey yap. Böyle mutlaka buluşmanız lazım. Bir haftadır görüşmüyorsun. Şey olmuşsun artık, hasretinden deliriyorsun kızım. Evet. Tamam. 3-2-1 ara. Seyirci, çaldır telefonu. Daha bir elimi almadan. Sen arıyorsun, Sabah'ınki çalıyor. Ben daha... Evet. Daha çevirmeden. Sabah açsana. Alo. Alo. Aa, merhaba. Sabah neredesin? Evdeyim. Evet, babam. Çok saçma. 70'lerde nerede olacak? Ben evden aradım seni, değil mi? Evet. Kapat, ben biraz bunu düşüneyim. Kapat. Arkadaşım. He? Arkadaşım. Şimdi ben sanki cep arıyorum. Halbuki 70'lerde aradıysam evdedir. Evet. Evet. Telefon öbür tarafta olsun Sabah. Önce baban açsın telefonu, sonra sana versin. Al kırmızı Allah telefonu. Allah. Al çabuk. Al kırmızıyı. Koy yanına. Baba, önce sen açıyorsun. Sonra kızına veriyorsun. Ama vermek istemiyorsun, tamam mı? Evet, 3-2-1 buyurun. Aç. Kimsin? Kim mor, kim? Babası ulan. Alo? Alo. Efendim, Muhittin ben, nasılsınız? Kimsin? Muhittin. Merhaba Muhittin. Kestik, bir dakika. Ulan sen hasta değil misin? Hı hı. Niye telefon alınca iyileşiyorsun? Böyle konuşacaksın. Aa, kimsin? Anam. Tamam, evet, aralara anam diye o koyuyorsun. Şey, bahçe bana ne oldu DVD'sindeki gibi. 3-2-1 arkadaşım, çaldır.
Açtın. Ah! Getir telefonu buraya. Hayır! Yapma şunu artık. 12 senedir aynı şeyi. Mutlu oluyorum. Evet. Dülülülü. Saçma bir ses o tarzda. Hadi. Konuş. Konuş. Alo. Alo. Yanlış aradım. Yanlış zamanda aradım. Çok hayır. Adam çok ayıp oldu. Ama öyle de açma o zaman değil mi yani? Ya ben öyle mi söyledim? Sabah öyle mi söyledim ben ona? Bak böyle bak. Sabah şu an pembe gözlüklerle bakıyor dünyaya. Adam hasta. Anam efendim, anam kimsiniz? Ana öyle evet. 3 2 1 konuş arkadaşım. Alo, alo de. Alo. Anne. O'dan al arkadaşım o'dan. O. Anne. Yavrum. Anneciğim. Kestik. Bana gel yavrum. Kestik ne anası lan? Olduğu yerde öldüreceğim pezevengi. Öyle değil. Ah anam, ah ağrın varmış gibi yapacaksın. Benim anam sağ mı? Sağ da başına ne gelecek henüz bilmiyoruz. Çok uzattın çünkü. Sarp, şu tenis şey sabah bir daha yapamazsa o tenis şeyleriyle beynine vur, tamam mı? Tenis şeyi? Tamam, onu da aramayalım 2 saat şimdi. Evet, ha, bu. Buyurun. Tamam, buldum. Ay anam. Heh. Alo? Ha, anam, ay. Efendim, rahatsız ediyorum. Kimle görüşüyorum? Ben kim? Adım... Sarp. Baba kim arıyor? Muhittin. Sordun mu lan Muhittin arıyor mu diye? Ya beni tanıdı, adımı söylemedi ama kendi adını hatırlamıyor. Ben gidip kızı alıp çıkayım evden, herifin ruhu duymaz ki ya. Arkadaşım, niye uğraşıyoruz? Sabahı iste şundan. He? Sabahı iste şundan. Bana böyle sabah makamında... Bak! Bana sabahı verir misin diyeceksin. Efendim, rahatsız ediyorum Muhittin ben. Aha. Müsait miydiniz? Evet. Sabah oralarda ise kendisiyle görüşmem mümkün mü? Tabii. Baba kim arıyor? Bir çocuk arıyor da bilmiyorum. Alo? Sabah çok üzgünsün. Alo? Ay. Sabah? Efendim. Ya çok çok üzgünüm. Yani babanın sesini duydum. İnanır mısın? Ne olacak bu şey diye, adamcağızın ay, hali diye. Ben de çok kötüyüm. Her an gitti gidiyor ya. Hayırlısıyla. Sana çok ihtiyacım var. Niye gelmiyorsun? Şimdi ben geleceğim de şimdi adamcağızı da rahatsız etmek istemiyorum. Hani ama belki hasta olduğu için istirahat etmek ister. Ne bileyim bir istihareye yatar. Ama sen bir doktorsun. Ben burada başucunda duruyorum. Tansiyonuna bakıyorum. Ben doktor muyum? Nabzınız. Bilmiyorum. Sabah öyle diyor. Demin doktor değil miydi o? Prostat Hayır. doktoru. Onu bizim... O zaman şey ben babasının mirasında benim gözüm doktor numarası yapıyorum. Süper. Tamam ulan hadi. Çok. Ama böyle... Bir dakika ne yapıyoruz? Ya hadi sabah. Şimdi ben aslında babanın, sen de bilmiyorsun. Ben seninle hoşlanıyorum, sen beni çok seviyorsun. Hı. Ben de seni sevdiğimi zannettiriyorum. Halbuki benim gözüm senin babanın mirasında. Ha. Ve ben babana kendimi sana da doktor diye yuturuyorum. Tamam. Kestik. Tamam. Halbuki inanılmaz direkt dansçısıyım. Sen akşama kadar dizi mi seyrediyorsun lan? Yani dizi denemez, 40 dakika sürüyor işte. Ama çok başa alıyorum. Evet arkadaşım. Evet sabah kapat Ilgaz, telefonu. Ilgaz var mı böyle doktor şeysi üstte bir tane ya? Mavi, hayır, beyaz kapat, bir tane. Kapat sen koş gel. Koş gel çabuk gel. Gel o gelir gelmez daha da ağrıların artıyor tamam mı Sarp gel. Ilgaz var mı doktor şeysi? Ne oldu lan sesim? Annem baba. Aynı zamanda da hırsızım. Ay çok kötü. Arkadaşım kapı açıkmış aç kapıyı gir. Aç kapıyı. Burası açık ceryandan üşütmüş adam ya. Kapayın burayı ya. Kapattım. Dışarıda kaldın. Evet. Salak gir içeri. Vur kapıyı. Gel. Ya sabah ev kapısı bu. Otelde kalıyor zannediyor kendini. ev kapısı gel diye açılır mı? Dışarıdan gelen nasıl açsın kapıyı? Gelme. Evi ha ben odanın kapısı zannet. Babasının ilaçlarını tamam, içmiş kız. Tamam kafam karıştı ya. Tamam çal kapıyı. Babacığım bir dakika geliyorum. Ay. Sarp büyük bağır. Ay. Ay. Merhaba hayatım. Hoş geldin. Nasılsın? Dur. Ah özür dilerim. Uzun çenesine zamandır birbirinizi görmemişsiniz zamandır. Evet. Uzun zamandır görmemişsiniz. Ne oldu? Bu dar pantolon giyince Ilgaz hep kafası karışıyor. Evet. Uzun zamandır birbirinizi görmemişsiniz. Sabah açıyorsun gibi ah deyip kal geliyor sana. Arkadaşım sana da kal geliyor. Sabah yok mu? Gözlerime inanamıyorum. O gözlükler mümkün. Ben de inanamıyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk seni. Ay hep atla kucağına. He? Kucağına atla. Sen değil. Ha. O senin. Ben atlayamam. Öyle mi?
Ya taşıyamaz o beni. O kısım kitaba sığmadı mı? Yok. Ben nasıl taşıyamam taşınır? Mı? Ben bir kadını taşımayabilirim ya. Arkadaşım. O sonra. Sevgilin yok senin. Uzun zamandır görmemişsin. Evet. Uzun zamandır görmediğin sevgilini görünce ne yaparsın? Ha. Uzun uzun bakarım. Yani önce bir gözün bayram edecek. Bir Hayır, şaka yap. Önce sert ol, tamam mı? Ondan sonra birden yumuşa. Öyle bir şey olmaz ama. Şimdi uzun zamandır görmediyse insan bir bakar, bir doyar böyle. Gözüyle doyar yani. Öyledir. Özellikle erkek öyle. İşin gücün puan toplamak. Neyine bakacaksın işte kızım? Bakarsın, bir haftadır görmedin. Ta ki kadın artık bakışından birazcık yorgun hissedene kadar başını çevirir o. Sen daha da bakarsın. Sen nasıl o sana der ki ne yapıyorsun der. Dur, daha seninle işin bitmedi dersin. Daha çok bakarsın. Manyak diye karakola koşmuyor mu kadın? O sırada baba ölür işte. Evet. Oradan notere. Bak şu kadına, bak. Tanıyama önce. Aysun teyze. Sabah ben. Sabah? Allah'ım o kadar zaman oldu ki, o kadar zaman oldu. Sarp, devreye gir. Buradayım, burada bekliyordum. Telefondaydım şurada. Neden bu kadar geç kaldın? Sarp, seslensene. Hadi, prostatım. Hayır ulan! Prostatını çağıran ilk erkek. Sarp, sen nerenin hasta olduğunu bilmiyorsun. Sadece inliyorsun, tamam mı? Neram hasta benim. Kim hasta? Neram hasta. Sadece inliyorsun. Adam nerem hastası. Çok yaygın bu aralar. Sabah ağlayarak söyle durumu, babanın durumunu anlat. Babam çok hasta, ölüm döşeğinde. Ne yapacağımı bilemiyorum. Lütfen onunla ilgilenir misin? Ay. Elimden geleni yaparım. Ama doktorların işte en zor seçeneği budur. Sevdiğin birinin yakınını, akrabasını tedavi etmeye çalışmak. Çünkü hayat bazen erotik filmlerde olduğu gibi olmuyor sabah. Kısa sonuçlar alamıyorsun. Şimdi... Hemen ilgileneceğim kendisiyle. Sevdiğim bir insanın kıymet verdiği birisi. Babacığım bak, sana doktor getirdim. Şimdi bir kere çok yüksekte boynu. Bu tamamen ne yapıyor? Şuraya baskı yapıyor. Bakalım şöyle yapalım iki dakika. Bacaklarını kontrol edelim. Kestik. Adamın ağzından yastığı al. Yanlış gösteriyorsun. Tabipler odasından yazı gelmesin yarın. Evet, önce babayı mutlu etmen lazım ki tedaviye başlayasın. Ben kalkayım mı? Gel, pardon, boynun ağrıdı. Sizin mutluluk anlayışınızı merak ediyorum ikinizin de. Şimdi sabah babaya şakalar yapacağız. Hayır, iki erkek konuşurken belki daha iyi olur. Estağfurullah, yok yok, öyle bir şey olur mu? Baban sen. Ama sen tabii kendini huzursuz ediyorsan, mesela pencerenin vardır ya Türk filminde, pencerenin kenarına gelir ve orada acısıyla baş başa, öyle bir şey yapabiliriz yani hocam. Olabilir, görsel, gel görsel. Sabah pencerenin kenarında acınla baş başa kal. Ve aşağıdan geçen insanlarla konuş, tamam mı? Ver duygusu. Ne yapıyorsun? Islatıyorum adam. Kurumuş hep ya. Ne oldu ya? Islandı mı? Evet. Sabah efendim? Elimden geleni yapacağım. Fakat burada tek başıma bunun altından kalkmam mümkün değil. Hastaneyi arayacağım. Arkadaşlarımdan gerekli ilaçları isteyeceğim. Senin için de bir sakıncası. Tam o sırada baba fenalaş. Fenalaş Sarp. Olduğun yerde yatakta zıplayıp zıplayıp düşüyorsun. Baba. Ben burada mıyım? Sabah hala? Koşsana babana bir şey baba, olur. Yanlış numarayı çevirdim de o yüzden. Babacığım. Baba ne oldu? Hiçbir şey yok. Kendine hiçbir şey gel. Yok. Normalde ölürken böyle olur. İstersen babanı kaderine bırakalım. Sen daha fazla eğilme ki. Sarp zıpla. Sabah. Hocam ben raporttayım, bekliyorum. Sen söyleme, sen hiçbirimiz oraya bakmıyorduk. Şimdi hepimizin gözü orada. Ne yapıyorsun bunu? İşte iyi yönetmen böyle yani fokusu nereye isterse oraya çeker. Evet, sabah bu gerizekalı baban zıplıyor yatakta, ölüyor, hiçbir şey yapmıyor. Evet. Tamam. Ne yaparsın? Bir tokat atarım. O zaman evet, süper. Devam. 3, 2, 1, zıpla Sarp. Nefes, nefes problemi var. Baksana babama. Evet. Baksana adam baba, ölüyor. Baban nefes alamıyor. Hadi. Nefes alamıyor. Ya ne yapıyorsun daha iyi önce gelsene. Önce nabzına bakacağım. Suni teneffüs yapacağım. Sabah çak bir tane, kendinde değil doktor. Bana mı çakıyor? Evet. Hayır, o iyisi ama... suni teneffüs öyle çekiyor. Suni teneffüs diyorum, siz beni nerenizde dinliyorsunuz ki? Ben adama bir saatte burada tedavi öneriyorum. Hayır, önce sana bir tane çakar, sen paniksin, kendine gelir, sonra suni teneffüse başlarsın. Sen çok panik ol, sen zıplamaya başla, sabah ona bir tane çak, kendine gelsin. Evet. Ben paniğim. 3, 2, 1. Evet, buyurun. Allah'ım ne yapacağız, ben de bilmiyorum yani şu an... Kendine sen... gel, kendine gel. 21 günde çözülecek bir bok yok. Gerçekten çaktım.
Tolga, özür dilerim. Yo yo yo. Arkadaşım. Evet. Çok arkadaşım, bir şey söyleyeceğim. Buyurun hocam. Sen. Babası iyi, kadın da problem var. Sen oyunu bozmasaydın devam edecektik. Oyunu bozduğun için baştan alacağız orasını. Tabii tabii, mutlaka. Spectrum evet, Monkey? Ha? Yok. Evet. Sen zıplıyorsun Sarp havalara. Sen panik oluyorsun Sabah. Allah yapıştırıyorsun. Sonra suri teneffüs. Evet. Ama ne yapacağımızı bilmiyorum ben gerçekten şu an. Ne olursun daha... sen doktorsun. Nasıl bilemiyorsun? Çabuk, kendine gel. Bilmiyorum. Kendine ay. Oh, ah, ah sol kolum. Ah. Ne oldu? Ya ben... Türk sinema sektörünü Allah başka korumuş. Başka türlü vurmayı. Kendine... Arkadaşım panikle yapış dudaklarına yapış panikle. Tamam çok özür diliyorum, sen de haklısın. Hemen suni teneffüs yapacağım, tamam mı? Tamam, ne yaparsan yap, babamı hayata geri döndür. Ne yapıyorsun? Diyorum hocam, suni teneffüs, yani teneffüse çıkacağım. Arkadaşım! Aslında ders varmış da ara. Öyle düşündüm, tamam. Özür diliyorum. Sen tam suni teneffüs için yapışıyorsun. Arkadaşlarım Sabah. Almam lazım. Bak tam suni teneffüs için oğlanın suni teneffüse başlayacağın anda Sabah omuzundan durduruyorsun. Daha bir kere beni öpmedin diyorsun. Tamam sonra bırakıyorsun. Evet prodüksiyon bir tane sedye getirin çabuk. Ne yapıyorsun? Suni teneffüs yapacağım. Onu niye aldın? Şimdi kadrajı bozmayayım diye şuradan. Yoksa böyle Norveç açısı olacak. Hoş değil. 3, 2, 1 başla. Müzisyen ver müziği. Korkacak bir şey yok babacığım, korkacak bir şey yok. Şimdi bakalım, bu yastığı indirmemiz lazım hafif. Boynu biraz geride kalacak. Ne yapıyoruz? Bu da adam sağlıklıken yapınca kalp durur çünkü bildiğim kadarıyla. Yapıyormuş gibi yap. Sabah bağırsana Sabah! Bağırsana! Ne yapayım? Bağırsana, babana bir şey yapıyor. Baba! Hadi baba kendine gel. Buradasın baba. Ulan sen daha beni öpmedin. Sıra sana da gelecek. Sana da gelecek sıra. Sana da fırmayın. Sen niye sarhoş oldun lan? Eyvah. Adam alkollüymüş. Öpünce bana geçti. Hikayeyi hızlandırıyorum. Evet tamam sarhoş devam ediyorsun. Tam öperken Sabah daha beni öpmedin diyorsun, sen sarhoşsun. Sen lipstik mi sürdün lan? Yok. Benim bütün akrabalarım problemli ya. Ne sürmüş kendine? Bilmiyorum o çilekli lipstik. Evet 3, 2, 1 Sabah bağırıyorsun. Ay, babama göremiyor musun orada neler olduğunu? Baba! Baba! Kendine gel baba! Ay bir tane baba, daha. Baba kendine gel! Hay Allah. Ne olursun bir şeyler yap. Hemen Tolga bir şeyler yap. Ölüyor yapıyorum. Babam. Hemen. Ölüyor çabuk. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Reflekseri yeniden bakıyorum ya. Tamam arkadaşım. Devam et. Evet 3, 2, 1. Sabah sen çok paniksin. Çık yatağın üstüne zıpla. Baba! Baba! Orada değil mi? Baba burada bak. Beyefendi lütfen beni duyuyor. Lütfen kendine getir baba. Sakin. Önce biz sakin lütfen olacağız. Şu an çok yorgun. Hayırlısı öleceksin, ölecek. Yapacak bir şey yok. Eşek kadar adam ya. Töbeler gelsin. Töbede sen doktorsun. Töbede. Baksana babama. Şimdi bakayım. Sarp zıpla. Ay. Ne olur bir şeyler yap Tolga. Ay. Evlenmeyeceğim seninle. Ne haliniz varsa görün ya. Arkadaşım gel şuraya. Adama bir şey oluyor ya. Gerçekten. Beyefendi sizi, baksana, sizi önce bir düzeltelim. Lütfen bir kendinize gelin. Derin nefes almaya çalışın. Derin nefes almaya çalışın. Derin nefes almaya çalışın. Baba iyi misin? Ağzımızdan derin derin alalım, ağzımızdan verelim. Ay, ağzımızdan alalım. Ya amaç o zaten. Ağzımızdan alıp ağzımızdan verelim. Falan hep uyuştu. Ne oluyor lan? Evet. Nurtur şimdi öğrenmiştim. Sabah sedyeyi alın hemen. Babanı sedyeyi alın. Gel sedye. Hafif tarafını Sabah'a ver, ağır tarafını sen al. Adamı sedyeyi alın. Hafif tarafı. Hafif tarafı diye bir şey yok. Öyle mi? Yani, hemen sahneye birini al. Şimdi o... Hemen sahneye birini al. Bir güçlü kuvvetli bir delik. Oğlum benim yarım kadarsın lan. Telefonu da sakın CD mi getirdin bana? Allah seni kahretmesin. Kestik. Senin ismin ne arkadaşım? Tutuklu. Serhat Baran. Ne abi? Neymiş? Serhat abi. Serhat. Aynen abi. Serhat. Nerede okuyorsun sen? Ataşehir'de. Ha, Ataşehir komple okul mu? Yok meydanda okuyor. Yazlık okul. Kadıköy Güzel Saatler'de okuyorum. Aslanım benim. Peki annen baban sahneye çıktığını ve sapık bir şekilde CD getirdiğini görecek. Adam belki de MP3 doldurdu. İşte zihniyet budur. Oynatalım şurada. Hayır. Evet. Evet ayaklarından tut abi. Çabuk. Hayır dur adam daha dışarıda. Camdan bağırıp adamı alacaksın içeri. Koltuğun arkasına geç.
Koltuğun arkasına geç. Camdan bağırıp... Serhat, koltuğun arkasına geç. Serhat, şu koltuğun. Camdan ben mi bağırayım ona? Evet, evet. İkiniz birden bağırıyorsunuz. Yoldan biri size yardım etsin diye. Sarp da onlar o kadar, bağırırken... O kadar kalsın. Çok sen görmeden arkalarına gelip arkadaşımın üstüne düşüp bayılıyorsun. Tamam, evet. Tamam. Hazır. Evet. Sen camdan bağırıyorsun. Hayır. Serhat... Sen de sabah camdan biz... bağırıyorsunuz. Gel. Sarp, senin gerizekalını alay ediyor. Yardım edin, ne olur yukarı gelin. Şapkasından da taviz vermiyor ama. Merhabalar. Ay ben de çok terledim. Üst komşu geldi. Helvasını yapacak. Teşekkür ediyoruz. Hadi Suzan, hadi Suzan, hadi. Allah Allah. Suzan sen peçeteyi ver git, onlar siler. Yok öyle şey. Yemeklerden sonra kırmızı 20 dakika. Kırmızı ruj sürüyor lan. Hala kırmızı ruj sürüyor kendini. Yemeklerden sonra 20 dakika seyrediyorsunuz. Arkadaşım. 20 dakika istirahat. Hazırdır hocam. Gel çözdük. Şu camın önüne. Evet. Sabah camdan bağırıyorsun. Tamam mı arkadaşım? İmdat! Gel babama yardım et. Gel ne olursun yukarı gel. Birinci kattayız. İşte bu. Tebrik ediyorum. Beyefendi lütfen. Kaçıncı kattayız? Bir. Birinci kattayız. Serhat. Sen birinci katta, onlar birinci katta, sen diz çök. Aşağıdasın sen. Sen de ki sen git lan kız bağırsın de. Sen bilirsin Serhat. Hepimiz Anadolu yakasının çocuklarıyız. Serhat söylesene sen git lan kız bağırsın de. Sen git lan kız bağırsın. O zaman 4.7 GB'a güle güle de. Sana hediye edecektim ama... Arkadaşım gel şuraya. Torunlarına yeterdi istemedim. Gel hazır. Şuraya. Evet sabah bağırıyorsun. Önce sen bağır sonra arkadaşım lütfen sonra Serhat. Lütfen gelir misin babam çok kötü bize yardım et. Hemen geliyorum. Tabii buradan gir abi tuvaletten gir. Anlat. Kapı şurada dön abi dön gel şuradan. Arkadaşım kapı iş. Telaşlanma hemen gelen arkadaşla hadi. Biz onu sedyeye hemen tamam, hastaneye yetişeceğiz. Tamam ne olur. İyi misin baba? Yok yok acele etme. Baba. Alo. Hafızası gitti. Baba. Ne yapıyorsun? Kim o? Ben buradan bakıyorum sen oraya vuruyor. Araya ne döşemişler burada? Karşı holde mi? Serhat. Açsana kapıyı çocuğu çağırdınız. Aç kapıyı. Serhat direkt içeriye dal. Ne oluyor lan? Nerede? Olay nerede? Kız nerede? Evet. Dal içeri. Dal içeri arkadaşımı ittirerek gir içeri. Açsana kestik. Şu kapıyı. Kestik. Ben de çıkmaya çalışıyorum. Kestik. Serhat sen beni duymuyor musun? Hocam duyuyorum da kapıya ben vuracağım. Sen kulağını bana vereceksin. O sahnedeki herkesi aptal yerine koyuyor. Tamam mı? Estağfurullah öyle bir şey yapmıyorum. Evet düşürüyorsun. Sarp'a da aynını yapıyorsun. Şimdi... Sen aptal mısın? O yapınca evet. Hayır şimdi şöyle bir şey yapıyor. Böyle interaktif filmler var ya işte hırsız buraya gitsin diyorsan oraya basıyorsun. Yakalansın diyorsan buraya basıyorsun. Onun gibi yani oradan çalarsak ne olur buradan çalarsak ne olur. Hayatımda duyduğum en saçma şey. Serhat. Açıyorsun kapıyı. Kapıyla arkadaşımın yüzüne vuruyorsun. Serhat açıyorsun kapıyı derseniz çocuk ben çalınca açar kapıyı. Serhat kapıyı eliyle ittiriyor. Sana çarpıyor kapı. Sen, come to daddy. Sen kapı duvara yapışıyorsun. Kapı bu tarafa gelince yüzüstü yere düşüyorsun. Tamam. Hiç anlamadık. Serhat kapıyı sana yapıştıracak. Sen evet. Duvarla kapı arasında kalacaksın. Kapı kapanınca da düşeceksin. Burada duvar yok ama. Nerede? Arkanda duvar var. Bumcu arkanda gel duvar. Duvar. Bumcu şey müzisyen gel duvar olsun. Panik halinde şu an. Duvarsın. Aa ama sen başkasın. Çarptın mı biraz? Serhat giriyorsun içeriye. Nerede nerede adam nerede diyorsun. Düşmüş oluyor. Evet. Kaçta göz arası ganimeti götürecek. Evet 3, 2, 1. Arkadaşım kapıya gel. Serhat aç kapıyı. Kapı kilitli lan da. O düşen neydi? DVD mi kırdın lan? Gençlik. Kestik. Arkadaşım. Canım. Seni duvara yapıştıracak. Evet hazır anladın? Hissediyorum ben. 3, 2, 1, tam açarken çağ. Evet. Evet. Aman kafanı. Koşarak sen gel. Sen buraya at da kafanı abi. Aç kapıyı Serhat. Al. Nerede nerede adam nerede? Burada, o ses burada. Ne oğlum? Lan Gökhan abi yapıyor. Ha öyle mi? Ben de kulisten bir şeyler getirdim zannettim. Unuttum getirdim. Sen yavaş yavaş ağır çekimde düşerken sabah koş bunu tut havada. Evet 3, 2, 1. Düş arkadaşım. Düşerken... Oldu mu hocam? Seninki... Bence oldu artık. Şahane oldu. Çok evet güzel. Arkadaşım al çocuğu. Evet başla muhabbete. Çok teşekkür ediyorum sana. Çok gel teşekkür babamı ne olur. Çok teşekkürler Duvar. Hediye yatırın. Beyefendi isminiz ne? İsmim... Muhittin benim abi o kadar da değil. Oğlum söylesene adını. Fahrettin. Adam kendi adını sevmiyor oğlum, ya. Oğlum senin adın Serhat değil mi? Hocam rol icabı ya. Serhat. Devam ediyoruz. Serhat'cığım,
39 bölüm sürmeyecek. 5 dakika sonra eve gideceksin. Lütfen ayaklarından tutalım. Ben de başından tutayım. Şimdiden ayarlayalım da olur olmaz. Seni tam tuttukları anda bağırıyorsun ve Sabah'a bağırıyorsun, tamam mı? Beni nerelere götürüyorsun, ne yapıyorsun bana, tamam mı? Korkuyorsun, kızın seni öldürüyor falan zannediyorsun, tamam mı? Evet, Sabah o sana bağırınca sen arkadaşıma vuruyorsun. Evet, 3, 2, 1 buyurun. Ama deminki gibi değil Sabah. Deminki hayır, gibi değil. Hayır, bu sefer... Bu ben sefer, şöyle geçeyim Sabah, o zaman. Sabah, bu sefer 10 yıllık evli vuruşu yapıyorsun. Yani avucunu yumruk yap. Tecrübe konuştu. Avucunu... Nasıl oluyor o tokat? Bak, sağ elini sık Sabah, sağ elini sık. Kaldır havaya. İki omuzunun ortasına vuruyorsun arkadan. Parmağındaki tamam. Yüzüğü görmediniz galiba değil mi? Ha daha iyi, daha çok can acıtır. Koş tasması gibi çünkü. Daha iyi, daha çok can acıtır o. Ha tamam, o zaman göze vuralım. Vuralım. Olmaz, zaten sırta. Bir tane daha var. Hayır. Tamam, ben biliyorum nasıl vuracağımı. Evet, tut olanı. Tut 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 tut. Sakin tut, tut 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 tut. Hikayenin burası, hepimiz kaçırdık hocam. Arkadaşım, neyi tutacaktınız? Bize mi bırakıyorsunuz? Bir saattir ben sana neyi tut diyorum. Baba, babayı alacağız. Evet. Işte. Tamam, ha, tamam. Babayı tutun, hemen. Babayı tut. Sağ ol. Ya pislik yapma. Sabah, sana ne oluyor? Babayı tut diyorum. Hazır. Tut, tut, tut. Arkadaşım, bağırıyorsun. Tut, 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 tut. Rahat, mutlu olsun. Tut, 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 tut. Lütfen. Ay, nereye götürüyorsun beni? Ay, ne yapıyorsun? Ne yapıyor, nerede? Ne yapıyorsunuz bana? Sabah devamlı vuruyorsun. Sarsma adamı, sarsma. Ben hafif osurmuş olabilirim ha, çok özür dilerim. Öyle bir yere vurdu ki espire vurdu. Espir çünkü o sinirleri kontrol ediyor ya. Evet, galiba biraz... He? Var mı? Kamera içerisinde flu mu burası? Evet, gitmiyor. Baba gidemiyor. Hayır, evet. Sabah vuruyorsun, arkadaşım tutuyorsun, kaldırıyorsun. Şimdi ne tarafa gideceğinizi bilemiyorsunuz. Bak, sen ona ittiriyorsun, o sana ittiriyor, ha, tamam o şekil, o şekil. Evet, sonra sen ona, o sana ittirirken babayı düşürüyorsunuz. Baba düşünce baba bağırıyor. Sabah sen ne yapıyorsun? Çıldırıyorsun. Evet, üç, iki, bir, kaldır. İkiniz de aynı yöne gidin. Ay, ay, ay. İkiniz de aynı yöne gidin, öyle dedi. Hayır. He. Karşılıklı zıt yönlere gidin. He. Arkadaşım sen bağırsana. Ay, aynı yöne gidiyor. Edin. Aynı baba. Yöne gidiyor. Aynı yöne gidiyorsan bunu da bıraksana. Sen düşsene. Bıraktı oğlum. Baba düştü. Baba. Ay. Daha yukarıdan. Da düştü benle beraber. Ay, ben bağırınca sesim çok kötü. Şimdi Serhat daha yukarıdan bırakmamız lazım. Olmadı ya. Daha yukarıdan bırakırsak... Kestik. Arkadaşım ne yapmaya çalışıyorsun? İşte o veraset intikali falan. Serhat sana ittiriyor, sen Serhat'a ittiriyorsun. Yaptım. Sonra karşılıklı kavga etmeye başlıyorsunuz. O sırada baba sen yatıyorsun, kafanı kaldırıyorsun. Niye kavga ediyor bunlar diye düşüyorsun. O düşünce Sabah sen ne yapıyorsun? Arkadaşıma çok hızlı bir tokat çakıyorsun. Gene. Program etmiyor. Bitene kadar. Evet, geldiğiniz için teşekkür ederiz. Evet, 3, 2, 1... Hadi yatırsana çocuğu. Arkadaşım tut tut tut. Evet başla. Tut 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 tut. Tarıyor muyum babayı mı tarıyor? Arkadaşım sen devamlı tut 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 diyorsun. Tut 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 tut. Tut 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 tut. Ay dikkat et, dikkat et, dikkat et. Aman, aman baba. Önce birbirimize doğru. Birbirimize çok sallama. Bağırsana. Ne oluyor burada ya? Bir dakika babacığım. Ay babamı düşürdü. Düşürdü. Seni parçalarım lan. Güzel, ben... harika gidiyorsun. Evet. Harika mı Kadir Eşit? Evet. Çok ayıp. Bakın bunun dokuzuncu dakikası da öyle. İşte o yüzden ödül alamadı o sene. 2016'da olmadı. Hazır. Arkadaşım, kadın paniklemiş, kendinde değil. Panikleyen insana ne yapmak lazım? Ayıp. Şok etmen için. Ha, sen de paniklemiş. Ona... Ne dedin? Yok ben, paniklemiş dedi, ben yanlış anladım. Ben çünkü ne oluyor diye. Hazır. Yönetmen kendine geldiğine başlıyoruz. Sabah öyle bir şey yapar mı? Hayır, hayır be. Hikaye efendim be. Oyuncu. Tamam. Şu sen an... Sabah'ı kendine getirmek için onu şok edecek bir hareket yapıyorsun, tamam? Evet. Şok edici hareketler yap. Evet. 3, 2, 1. Sabah bağır babam. Ay babama lan. Sabah. Sabah. Niye sabah. Lütfen. Dede. İşte şu an ders gibi bir şey yaşadık. Kadının üstüne gitmeyeceksin. Bıraktığında kendinden susuyor zaten. Bütün kadınlar için geçerlidir bu. Sen ne kadar tırmalarsan kadın o kadar yükselir. Sen sustuğun zaman kadın anlar ki kontrol onda ve... Evet.
Bence dolu evet. Şu an. Al sedyeyi, al sedyeyi, al sedyeyi. Tut, 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 tut. Lan tut, 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 tut lan. Al sebzeyi mi? Anlamıyorum ki. Çocuğa Serhat'a söyle, tut, 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 tut yap. Ne çıkıyor hocam? Bir şey yapacağım şimdi ama sorumlusu ben değilim. Ben anlamadım tamam yani. Tut, 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 tut. Babayı mı? Tekrar tamam. Sedyeye mi? Hayır bak. Evet, tekrar sedyeye ama tutu sen çok hızlı söylüyorsun. Saniyede 8 tane söylüyorsun tamam. Evet, 3, 2, 1 buyurun. Tut, 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 ben de şuradan tutayım. Ne yapıyorsun? Ulan. Tamam ulan, sen istedin. Öyle taşıyacaksın adama, taşı. Ya ben istemiyorum ama. Aa, bacağım. Bacağım kanıyor. Hazır. Evet, 3, 2, 1, tut, tut, tut. Evet, tut, 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 tut. Herkes tut. Ay, 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 ay. Çok da iyi insandı ya. Çok da valla. Kestik. He? Kestik. Örtelim de kokmasın. Kestik ulan kestik. Babayı kestik kusura bakma. Kestik gel dörde, buraya. Dörde büldük. Birazını Ayvalık'taki yazlığa, birazını New York'a. Yapmıyorum lan. Kestik yapmıyorum. Gönder Serhat'ı yerine. Çok teşekkürler Serhat. Şu yerdeki malı da gönder. Git yatağa otur. Doğru düzgün soru sor kadına. Hala soru peşinde miyiz ya? Yaşamadık. Geri zekalı. Otur şuraya. Sor, 21 ne demek? Senin gibi aklı başında bir insana bu saçma soruyu sormak istemezdim sabah ama... 21 tam olarak kitabında ne anlama geliyor? Yani 21 gün boyunca 21 yaptıkları... 21 baksana nasıl anlatayım bunu biliyor musun aşkım? Mesela 21 günde sen bana... Şöyle yapalım, yüzün gözükmüyor. Sabah aşkım yüzün aşkım deme yataktasınız. 21 mesela 21 gün biz her gün görüşürsek sen de bana alışırsın, ben de sana. Ama görüşmezsek ve ayrılırsak 21 gün geçtikten sonra alışkanlığımız biter. Birbirimize karşı olan. Bunun için kitabı 21... yazdım. İşte bunu WhatsApp'tan yazsan herkese hem daha ucuz. Arkadaşım getir Sabah Tümeri'ni. Çıkalım. Ateş bastı. Sabah Tümer. Çok teşekkür ederim. Şahane insan. Teşekkür ediyorum. Buraya çıkacağım. Bye bye Mine. Hareketlere bak, hareketlere. Hop. Bir de beğenmiyor. Bir de beğenmiyor. Neyini beğenmedin? Estağfurullah, her şeyini çok... bir kere pozitif bir insan. Ben biraz negatiftim bugün. Ama birbirimizi tanımadık. Anot katot. Git içeri. Gönlümün sultanı gelsin. Neye baktın? Bunları çekeyim mi diye. Seninle ne alakası var onların? Yok, herhalde buraya büyük bir klima koyarsınız diye. Yani yeri açayım diye. Evet, ben bunu tahmin etmemiştim. Şimdi seni anlıyorum, kollarda çok... Sana ne lan Abdullah'ın kollarından? Abdullah'ın kolları, birinci bölüm. Sana ne? 22. gün. Saç sana yakışmış ama. İnsanın saçı olması ne güzel duygu değil teşekkür mi? Teşekkür. Bu böyle tek parça. Ne manada söylüyorsun tek parça? Öyle hani insan evrimleşmesinde. Ha, bütün kıllar bir arada. İlla uzatacak. Ben o kadar elit bir yerde kesiyorum ki işte. Tamam. Almıyor mu? Ayakkabılar niye rugan? Öyle. İşime de ehemmiyet gösteriyorum. Çünkü şeyde... ekvator... Yok, ekvator değil. Ekvator, evet. Ha, şeyde... Benden kaynaklanıyor sıcak. Buzullarda... Buzullarda... Böyle kösel ayakkabı herhalde. Öyle, ben oranın devlet memuruymuşum. Doğru, senin oraya tayini çıkmış, seni sürmüşler. Sürmüşler, her yerlerine sürmüşler. Herkes çok mutlu olmuştu. Ne memurusun sen? Efendim? Ne memuruymuşsun mesela? Ben Aile ve Sağlık Bakanlığı'ndan yollanmışım. Ama orada aile yok. İşte aile yapacağız orada. Özellikle benziyor. İsterseniz kendinizi oraya sürüklemeyin. Yani bak süper. Ben
O zaman yavrunu da çağır, o da gelsin. Gel bakalım. Hayır. Hı? Oğlunu çağır. Evet. Sarp, sen bunun oğlu değil misin? Hayır. Ha, sen bunun oğlusun hikaye gereği. Ha. Daha hikayeyi bilmediğimiz için biz eşlik edemiyoruz. Sen bunun oğlusun, tamam mı? Evet. Peki neden Kelsin? Kelsin ki de doğmuş o. Soğuktu ya. Sarp, çok basit bir soru. Sen bunun oğluysan neden Kelsin? Çünkü peruk takmadım. Hayır. Salak. Çünkü ben dayıma çekmişim diyeceksin. Evet. Niye bakıyorsunuz? Dayıma çektim. Evet arkadaşım. Ben modacı mıyım kutuplarda? Evet. Prodüksiyon, evlerine getirin. Yeterince sıcak olmadığını düşündüm. Size bir ev ortamı yaratmak istedim sıcak. Evet. Sen o masayı falan, onları, koltuğu moltuğu kaldır arkadaşım oradan. Sarp, sen de seyirciler arasından anneni bul. Anne. Bir anne al sahneye kendine. Annem benden... Çıkamayız sonra ama. Ablacığım, kutuplarda anne olacaksın. Bu hali ne? Of be! Aileye bak. Bunun kel çıkması çok normal. Equation completed. Neyiniz efendim? Kürk. Ama kürk günahtır. Hanımefendi, kutuplardasınız. Olsun. Hatta kutup başısınız şu an. Hayır, şey mi? Siz yerlisi misiniz? Niye üşümüyorsunuz? Bilmiyoruz. Onu hikayenin içinde göreceğiz artık. Kürkü alabilirim. Ha? Pişersin ablacığım burada. Yapma öyle şeyler. Bak bizi görmüyoruz. Alsın alsın. Ablaya bir tane şey o verin. Ne ya? Palto verin. Prodüksiyon. Üç tane olması lazım onlardan. Neden? Sen, Bernard. Üçlüdür onlar. Ben Sarp'la senden verim alamadığım için onları getirdim. Evet. Biz gececi miyiz? Kendimize büyük buz yaptırmışız. Sizin tayininiz çıkmış buraya. Tamam. Gelmişsiniz. Bu eve yerleşeceksiniz. Hanımefendi isminiz ne? Burçin. Burçin Hanım, hoş geldiniz. Burçin Hanım da senin eşin, isyan ediyorsun Burçin Hanım. Kaç yaşındasınız? 22. 18 mi? Evet. Şaka yapıyorsun. Şaka yapmıyorum. Ama 18'sin değil mi? Küçük değilsin daha. 18'den gün aldın mı? Nereden toparlarım onu bilemedim. 18'den gün aldın mı? Aldım. Hangi günü aldın? Bak çok önemli bir şey. İnsan çünkü onu hissedecek içinde. 21. günse sıçtın, söyleyeyim. O gün her şey bitiyor. Hazır hissediyoruz Burçin Hanım. Evet, siz soldan geliyorsunuz. Arkadaşım sende eşya var. 7 tane bavul, 3 tane çuval var. Sarp sende de 5 bavul, 2 çuval var, tamam? Soldan gelin. Soldan gel, soldan. Mal, soldan gel. Sol ulan, sol! Herkes nerede? Sağda. Evet, geliyorsunuz. Burçin, söyleniyorsun. Allah seni kahretsin. Sen müdürüne ne yaptın da seni buraya sürdü falan, tamam mı? Vıdı vıdı ediyorsun. Gerçi sen vıdı vıdıyı nereden bileceksin? 18 yaşındasın. Sevgilin var mı? Yok. Hayatta sinirlenmişsin, mi? Bana snap atıyorsun. 3, 2, 1, buyurun. Snapchat. Allah seni kahretsin. Ne yaptın da müdürüne buralara geldin? 18 yaşındasın ve 30 yıllık fırça çekebiliyor ya. Şimdi o kadar da yermeyin bu yeni nesli. İşi biliyorlar ha. Burçin, hep sen de annene çekmişsin herhalde. Kimle geldiniz buraya? Ablamla. Ablam, eyvallah. Su ister misiniz ablacığım? Yok, vallahi bilirim. Çok gıcık bir şeydir de o yüzden. İsterseniz hakikaten. Bende çünkü pipet var. Ben arada çekiyorum. Hazır. Ben küçük bavul yapmışım. Neden küçük bavul? Böyle küçük torbalar. Olmaz. Büyük, çok büyük bavullar var. İki büklümsünüz ikiniz de. İki büklümsünüz, evet. Burçin, söylen. Evet, çok güzel söylüyorsun. Daha da abart. 3, 2, 1, buyurun. Ne yaptın bu müdürüne, nedir? Kendi saçı giriyorsa beni düşünsün ben. Bu müdüre ne yaptın da bizi buralara geçirdi? Ya gerçekten anlamıyorum. Tamam. Hadi gidelim. Eriyen yere basma. Kestik. Gerizekalı, bir şey söyleyeceksin diye bekliyorum. Sen orada...
Ben zaten çoktan başlamıştım o konuşmadan. Arkadaşım. Kesemedim. Bursun, kesilmez ya öyle. Ona bağırıyorsun, bağırıyorsun, bağırıyorsun. Sonra da diyorsun ki benim diyorsun bir tane göz kalemim vardı. Orta bavulun en altında. Onu verir misin diyorsun. Evet. 3, 2, 1 buyurun. Sonra diğer bavulları yere koymaya kalkarsa yerler ıslak koyma diyorsun. Tamam. Buyurun. Müzisyen. Senin bir şey çaldığın yok. Sen de gel oraya. Sen de şey ol. Köpek ol. Yat orada. Ya of. Sen gel halının oraya. Sen orada yatıyorsun. Her an uyanıp ısırabilirsin bunları. Sen onu dinleme. Gel. Allah'ım bu saçı... Ne bakıyorsun lan? Oyun gereği. Evet. Sen orada... Sen Bernard'sın. Evet. Hocam... Bir şey söyleyeceğim. Biz hemen doktora götürelim mi onu? Niye? Çünkü böyle komple açıp yatağı mükemmel şuraları kırıldı şu an. Evet. 3, 2, 1 başla Burçin. Yani ne diye geldik buralara bilmiyorum ki. Benim orada bir göz kalemim vardı. Bavulun en altlarında versene bana. Sana diyor oğlum, sana baktı. Sen sıçtın. Hayır öyle sıçmadım. Bizi başka bir yere mi tayin etseler acaba? Ne yaptığımızın gözüktüğü bir yer. Lütfen. Burçin, kocana vıdı vıdı yapıyorsun ya. Hiç vıdı vıdı yapan kadın görmedin mi? Hiç susmuyorsun, tamam mı? Adama canından bezdir. İntihar etmeye kalksın. Kendinin kafasını buzlara vurup patlatmaya kalksın. Evet, güzel kalksın. Örnekler teşkil edelim televizyonda ya. Evet, 3, 2, 1 buyurun. Yani ne yaptın da geldik buralara bilmiyorum. Şuranın haline bak. Şurada köpek yatıyor, görmüyor musun? Yani göz kalemim nerede benim ya? Üf, göz kalemimi de bulamıyorsunuz zaten. Annen tamamdır, yürü gidelim. Arkadaşım cevap versene kadına. Sen çok kibar bir adamsın ve şey biraz şey konuşuyorsun. Böyle peltek konuş. Aa yeter evet. Peltek pel. Hayır öyle konuşuyorsun. Kıyıcım falan evet. Nasıl? Evet 3, 2, 1 konuş. Evde ne yaşıyorsun onu bize yaptırıyor. Değil mi? Öyle rahatlıyor. Evde hiç sıkar. Nasıl? Evet kıyıcım geldim işte. Yeni bir film yapmaya çalıştık kıyıcım. Çabalıyoruz kıyıcım. Evet sol, bu tarafa mı yatayım? Tamam kıyıcım. Kalktı, şimdi kalktım hayatım. Sen çapraz yatacaksan ben bahçede yatıyorum kayıcım. Üç tane köpek var bahçede kayıcım, yatamıyorum. Sen, Bernard. Kalk komşum. Evet. Seni de uyandırdık ya, kusura bakma Özer. Arkadaşım hadi, şey, Burç'un başla. 3, 2, 1, benim hanım gibi ol. Haydi, başla. Ablacığım biraz öne gelirsen. Yani... Öne, öne, yana değil, öne. Şimdi komple bir kapat, tekrar aç şifreyi. Hayır, kız 07 Nergis gibi giyinmiş ya, önü neresi bilmiyor. Sen zaten Nergis'i bil. Antropolojik bir şey bilme, Nergis'i bil ama. Evet, öne doğru, alsana kızı öne. Ayrıca 05 Nergis o. Geldin ablacığım, süper. Hayır, geride kalma, blok... Hadi başlayın lan! Yani bizi buralara neden getirdin bilmiyorum ki. Her yerde köpek var, görmüyor musun? Açıklama yap. Zaten. Tam açıklama yaparken sen üstüne konuşuyorsun Burçin. Başla. Ay hayatım ama benim itim... Ya hiçbir şey beceremiyorsun, sus ya. Ama benim itim gereği beni buraya gönderdi patron. Ay göz kalemim nerede, niye bakıyorsun? Yavrum annenin göz kalem... Çok özür diliyorum. İşte o yüzden motorlara ten devam ver annenle ilgili yavrum. Annenle aramız böyle oldu. Burçin sen de gülüyorsun. Gülme Burçin. Söyle. Çabuk benim göz kalemimi verdi. Arkadaşım sen de açıklama yap. Göz kalemi dibe düşmüş falan. Evet. Buyurun. Çabuk benim göz kalemim ver ya. Nerede göz kalemim? Ne bileyim ben kaç tane bavullar ya. Arkadaşım açıklama yapsana kadına. Hayatım çocuğumu diyor ki kaç tane bavul var diyor. Yani öğretine doğru bir it ki bu diyor. Burçin bağırsana kocana. Göz kalemimi istiyorum ben. Çabuk göz kalemimi. Keşke Rıfat'la evlenseydim de. Bir erkeğe söylenecek en ağır laftır o. Söyle. Keşke Rıfat'la evlenseydim. Lisedeki vardı ya. Seni seçeceğim mi? O hemen bulmuş göz kalemimi şimdi. Sen hiçbir işi beceremiyorsun. Sen bu yaşta neler yaşadın? Sen bunları mı yaşadın yavrum? Ah yazık sana. Ah. Ya niye bozuyorsun oyunu? Kız ne güzel oynuyordu ya. Keşke Rıfat'la evlenseydim dediğinde senin... Keşke Rıfat'la evlenseydim. Hayır. Senin yıkıldığın andır. Ve sen üzülürsün. Dudakların titrer, o sırada Sarp sen devreye girersin. İçimde bir bingo topu gidip gelir. Kimse benim babama bunu yapamaz diye sen devreye gir. Evet, 3, 2, 1 buyurun. Keşke Rıfat'la evlenseydim. Ama çok ağır konuştum bu defa. Yazıklar oldu. Şuna düzgün bir şeyler söyler misin? Mesela... kaleminin nerede olduğunu söyler misin? Hangi kalemin? Evet, hangi kalemin? Onu
Çünkü ben o konuya girmek istemiyorum. Hangi kalemin? Hangi kalemin? Yayınlanamayacak bir 140 dakikamız var elimizde. Ne yapalım? Oramıza buramıza sürelim mi? Hangi kalemin? Hangi kalemin? Ne? Hangi kalemin yavrum? Ağzına ne oldu lan senin? Ağzına ne oldu lan senin? Senin ulan. Senin ulan. Saçlı. Ha benim. Senin ağzına ne oldu? Epey konuşuyordum ya ben. Ha tamam böylesin işte. Söyle. Yana kadın... dönünce mi anlaşılmıyor? Böyle oluyor, düdeliyor mu? Yana dönünce de mi öyle konuşuyordun? Yok, bu tarafa doğru böyle İtalyanca. Arkadaşım, şunu hazır. Evet, hazır. Sen ağlayarak dönüyorsun. Oğlum, şu annenin göz kalemini bul da ver. Bana neler yapıyor, sen de atlıyorsun. Benim babama kimse böyle davranamaz diyorsun, tamam? Ha. Sonra anne, sen ona kızıyorsun, sen de pısıyorsun. 3, 2, 1, buyurun. Kim pısıyor hiç anlamadık mı? Ortaya attı onu. Oğlum, lütfen. Şu yaşadıklarımı da görüyorsun. Lütfen annene göz kaleminin nerede olduğunu söyler misin? Kimse benim babamla böyle konuşamaz. Sağ ol, üstüne gitme yavrum. Annendir, o senin. Annendir, öyle şey olmaz. Anneye öyle konuşulmaz. Konuşabilirsin, sen konuşabilirsin. Anne öyle konuşulmaz. Tamam. Bağır annem, sen bağırabilirsin babama. Ben daha kızmadım ki ya. Siz hakikaten gerizekalısınız. Yürüyün lan, hadi eve. Arkadaşım, sen bu evi tutmuşsun. Hemen sahneye bir beyefendi al, hemen sahneye birini al. Ben bilmiyorum, eşim bilir. Gelin abi, buyurun. Evet. Gel beyefendi. Sen buranın muhtarısın. İsmin ne arkadaşım? Hayır, şimdi şöyle bir şey yaptınız abi. Hani sanki... Zaten bir tek ben varım gibi. İstemiyorsanız ben zorlamayayım. Ha, tamam. İsminiz neydi abi? Mehmet. Mehmet Bey, hoş geldin. Mehmet Bey, sen buranın muhtarısın. Bunlar geliyorlar, sana evi soruyorlar. Tamam, sen de bir ev ayarlamışsın ama tuvaleti dışarıda. Evet, 3, 2, 1, buyurun. Mehmet, muhtarsın, gel. Mehmet, öyle tesbih... gidersen düşeceksin ablacığım, hadi. Allah, kadın yengeç burcu herhalde yani. Mümkün değil, diz gidemiyor. Birkaç ayda geldik biz buraya. Ben herhalde şansıma yengeç burcu düşer zaten ya. Hazır. Sen muhtarın önüne gelene kadar iyice belin eğilir çantalardan yere. Sen. Muhtarı göremiyorsun, sadece ayaklarını görerek konuşuyorsun. İkinizin de, tamam. Ha, evet. Sen iyice eğiliyorsun. Evet, gel. Evet, sen yalla. Artık hiçbir şey görmüyorsun. Benim yalla, düşüncelerimi okuyorsun. Arkadaşım! Onunla alay etme. Yalla. İki tane çantayı taşıyamadım. Hadi yürüyün ya. Eğil eğil, iyice kafayı eğ. Sadece muhtarın ayaklarını gör. Sor ayaklarından de ki bu muhtarın ayağı mı? Oğluma mı soruyorum bunu? Hayır ya. Ayak görüyorsun. Görsene ayağı. Bu muhtarın ayağı mı? Ben annemin aradığı kalemi buldum. Bizim ekip olarak rehabilite görmemiz lazım. Samimi söylüyorum. Dostların önünde. Yani hiç birbirimizi kandırmayalım. Benim anlamadığım şu var. Aa, bir tek evet. Şey mi? Kutupların muhtarı niye alkışlıyor Sarp'ın esprisini? Tutup da muhtarı niye alkışlıyorsun? Kutupların muhtarı niye alkışlıyor? Mehmet, sen niye alkışlıyorsun? Kayıp olan kalem bulundu, ondan dolayı ya. Sıkıntı. Ha, kalem yok yok, sizde... Evet abi, mikro azıcık daha şey. Evet, hazır. Evet, evet. Arkadaşım, gel muhtara. Kendini tanıt, evet. Gel muhtara, gel. Belin eğik, belin eğik. Muhtarın yüzüne bakmadan elini uzatıyorsun. Elimde bavullar var. Bırak. O zaman düzelirim. Düzelmiyorsun. Düzelirim, benim. Düzelirim. Hayır, muhtar düzelirim. Seni kütletecek, sonra düzeleceksin. Düzelirim, düzelirim. Muhtar seni kütletecek. Düzelirim. Niye? Çünkü öyledir, bıraktım düzelirsin. Hayır, belin öyle kalmış. Muhtar seni düzeltecek. Benim öyle kalmış, tamam. Belin, belin. Benim, benim. Belin öyle kal... Arkadaşım. Efendim? Eğilsene lan, 45 derece. 45? Pardon, 90. Evet, tamam. Uzat sıfır, elini. Türkçe sıfır. Uzat elini. Bana değil. Muhtara uzat. Bu mu? Bakamıyorsun muhtara. Efendim, çok memnun oldum. Ben Muhittin. Memnun oldum, ben de muhtar. Bil mukabil, biraz belim problemli, çok ağır taşıdım. Ödül diliyorum böyle durduğum için. Esnaf, düzelteyim mi? Vallahi size zahmet olun. Böyle bir hafif böyle kütürtme olursa çok sevinirim. Tabii, yani. Bir ters dönersen şöyle. Ters dönersem... Ha, baş aşağı değil. Hayır, hayır, olmadı. Şöylesin. Süper. Oh. Bir dakika, hocam dur, hocam dur, dur. Dur, dur, dur. Hocam, benim de sıkıntı. Yok, ne oldu lan? Burası bize göre değil ya. Arkadaşım. Arkadaşım, kalk, düzelmişsin. Çok teşekkür et muhtara. Çok... Sen muhtarla konuşmaya çalışırken Burçin onları konuşturma. Devamlı laf et. Burası nasıl bir yer? Burada bakkal var mı? Burada kuaför var mı? Burada başka kadınların gittiği ne varsa onları sor. Evet, 3, 2, 1, buyurun. Ağdacım var mı falan sor. Biraz şöyle gelelim ki şey olmaz. Muhtar Bey'ciğim, çok teşekkür ediyorum. Pardon, bir şey soracağım. Burada kuaför var mı? Yani bakkal var mı, şey var mı? Hiçbir şey yok gibi görünüyor da sadece köpek var burada. O sana söylediğim dedenin tabancasını getirdin mi?
İşte şimdi zaman. Muhtar söyle. Kardeşim bir dakika karınıza söyleyin, sussun da anlaşalım. Beyefendi bir susun da bir... Yani hanımefendi bir susun da bir size önce bir anlaşalım şurada. Hanımefendi mi sussun, ben mi tutayım Mehmet Bey? Bence bir hanımefendi susturalım. Lütfen estağfurullah. Yok şimdi kadından konuşsun. Yani fikrini anladın. Eşim çünkü çok stiletli. Yani kaçıncı bu gezdiğimiz? Kuaför önemli. Evet kuaför çok önemli. Gördüğünüz gibi karım saçına çok önem verdiği gibi kıyafetine de önem verir. Ve çok o kadar kıymet verir ki aceleye getirmez. Mesela yarısını önce alır, beğenirse diğer yarısını da önümüzdeki ay gider alır ya. Yani. O tarihe kadar. Annen dediğim mükemmel kadın. Sen de böyle bir kadın seç inşallah. Evet, söyle de ki bize ev ayarlayacaktınız, muhtar ayarladınız. Bize ev ayarlayacaktınız. Ha? Bize ev ayarlayacaktın muhtar. Bize ev ayarlayacak. Sizin gibi mi söyleyeyim? Hayır, sen kendin gibi söyle. Muhtar Bey diyeyim, bir de ev ayarlayacaktınız. O ne oldu? Ev burada, evin yanında da köpeğimiz var önünde. Ek olarak birlikte veriyoruz ikisini. Şey, bunun iki katlısı yok mu? Bu kadar mı? Yerin altında var bir katta. Çok matah bir şey, iki katlı istiyor ya. Ben son derece beğendim gerçekten. Hayatım, ev o kadar güzel ki geceleri itine girip yatıyorsun. Akşamlara bunu böyle çevirip üstüne oturup tuvalet olarak da kullanabiliyorsun. İşte buralar ekonomik yaşam. Seyirciye arkana dönmezsen kısa zamanda meşhur olmazsın. Evet, ben çok beğendim. Bunun kiratına kadar bu kadar. Tamam. Bu da maşallah çok... Muhtar söyledi ki tuvalet dışarıda 20 metre ileride ama köpek yırtıcı. Çok dikkatli olun, sessiz olun, uyandırmayın. Uyandırırsanız arkadan birazcık alır. O zaman köpek kalsın. Hayır, köpek orada. Yok yok kalsın. Siz sessiz konuşuyorsunuz köpek uyanmasın diye. Enişte köpek itemiyor köpeği. Neden? İtemiyor. Senin isteyip istememen ne olmuyor? Köpek orada. Arkadaşım evi ben kiralamıyor muyum? Köpeği istemiyorum. Köpeği kaldıramıyoruz. Dilin dondu ha. Köpek fizikopat, kaldırırsak bizi yer. Sen beni daha tanımadın galiba. Dilim iyice dondu, dışarıda dondu. Evet, böyle güzel böyle oynamaya devam et. Çok güzel. Senin de babana tam bir şey söylerken dilin dışarıda donsun. Ha, dilim donmuyor böyle. Ah be. Güzeldi, yaklaşmıştın aslında. Denenir mi? Sonra denenir. Tamam. Yani üç kere daha. Daha genciz oğlum, ne olacak? Bir şey söyle. Mesela. Tamam, senin de donmuş. Evet, şey muhtarı alkışlarla gönderin. Muhtar abi, bıraktı abi, size abi, eve gidiyor. Kardeşim, eksik olma. Mehmetciğim rahatsız etti, kusura bakma. Evet, buyurun arkadaşım. Sen evi çok methediyorsun karına. Bu el... Eli değil, evi. Ben de umutlandım. Sen gir evin içine, çıkar kafanı evin içinden. Onlara öyle bir anlat ki evi. Böyle içeri girmek istesinler hemen. Kafamı nereden çıkartacağımı söylemedi ama. Seyret şimdi. Oğlum burası harbiden senin lan. Gerçekten mi? Evet. Siz ne yapıyorsanız yapın, ben buradayım. Arkadaşım, çıkar kafayı. Ne yapıyorsun? Şuradan çıkaracaktım da biri baliyle yapıştırmış, olmadı. Elim acıdı. Sevgilim o kadar güzel bir ev ki inanamazsın. Mesela şimdi dışarısı soğuk ya. Burası da soğuk. Sarp söyle. Baba bağırmasana, köpeği uyandıracaksın. Bağırarak mı söyleyeyim bunu? Ha? Bunu bağırarak evet, mı söyleyeyim? Evet bağır baba. Baba bağırma. Köpeği uyandıracaksın. Köpek bana mı duyarlı? Niye? O bağırınca uyanmıyor. Ben bağırınca mı uyanıyor? Arkadaşım o geri zekalı. Bağırmadan söylemesi lazımdı. Ha. Evet. Sen arkadaşım... de bağırırsan uyanır çünkü. Arkadaşım... Hadi yavrum annenin sol kolu düşecek birazdan soğuktan. Evet al hanımı içeriye. Hanım vıdı vıdı etmeye devam ediyor. Al hanımı içeriye. Ya içeri aldığınızda hanımefendi göremeyiz. Al hanımı içeriye. Hanım içeride devamlı konuşsun. Gel hayatım içeri gir. Bütün pantolonun boyansın. Olmaz. Kızcağızın pantolonu boyanır. Ya sana ne? Girsin içeriye. Gir. Yalnız burası çok soğuk ya. Çok girme içeri ki yüzünü görebilelim. Biraz gel, biraz gel. Biraz gel. Ben şimdi o zaman çanak anteni takıyorum. Ya kızı niye orada oturtuyorsun? Sen soktun hocam. İçeri girsin otursun dedim kız. Kapıda öleni tuvalet kağıdı alır gibi. Lütfen şunu içeri sokar mısın? Ha, o zaman ablacığım, Burçin Hanım biraz içeri. Evet, çok dikkat edin. Onlar biraz boyuyor galiba değil mi? Evet. Burçin, içeriden devamlı konuşuyorsun, hiç susmuyorsun, tamam mı? Abicim sokma onu içeriye, biz duyarız onun sesini. Hayırdır inşallah. Gel, gel. Fikir, düşüncelerimi duy.
Evet, sen devamlı konuşuyorsun içeriden, tamam. Ben seni montajda koyarım, hadi konuş. Ben bu evden nasıl çıkacağım? Evet arkadaşım, siz devam ediyorsunuz. Devam et. Ben köpekten korkuyorum zaten. Nasıl çıkacağım bu evden? Bu hayır! Hayır, arkadaşım. Nereye? Bir saate donmuş olur, gelir alırız. Gir içeriye. Gir içeriye, karını sakinleştir. Tam karını sakinleştirmişsin, romantik bir an yaşayacaksınız. Pat sen geliyorsun Sarp, tamam? Aha. Enişte içeri girersen kimse göremez ki. İkiniz aynı anda kafanızı dışarı çıkarın, bedeniniz içeride olsun. Beden? Gir şuraya çabuk! Burçin bugüne kısmetmiş. Şimdi sen Burçin şikayet ederken Burçin'i bir anda susturuyorsun ve romantik bir konuşmaya başlıyorsun Burçin. Pat bu köpek seven gerizekalı yeri. Oğlum ben o yırtıcı demedim mi sana? İşte seviyorum. Yani başına sakin. Hiçbir kaza gelmiyor. Hep yırtıyor. Evet arkadaşım başla. Sarp sen koşarak geliyorsun babana. Baba çişim geldi. Evet 3, 2, 1 buyurun. Niye abi eşek kadar adam 10 bavul taşıyor? Bana mı söylüyor? Arkadaşım! Arkadaşının... Evet arkadaşım. O evet. Konuşma tarzında en romantik şeyine. Ver Serkan romantizmi. Sevgili karıcığım, biliyorum bu yolculuk senin için doğru geçti. Senin için zorlu geçen bir yolculuktu hayatım ama... Bir dakika dursana arkadaşım. Sen ne yapıyorsun mal orada? Kardan adam yapıyorum. Tövbe yarabbim. Evet arkadaşım devam et. Ya ben gebereceğim burada ya. Sevgilim, bu zorlu yolculuğa... Bir saniye dur. Kardan adam yapıyorsun da burnunu nasıl takacaksın? Ya onu düşünüyordum ben de tam. Of Allah'ım of. Arkadaşım evet ver Serkan romantizme. Sendeyiz. Hoş geldiniz. Sevgili kardeşim, bu yolculuğun zorluklarına rağmen yılmadın, bizi yalnız bırakmadın ve geldiğin için teşekkür ediyorum. İşte aile olmanın kurallarından biri de bu. Ne olursa olsun birlikte olmak. Ters dön. Ters dönmek istiyorum ama affedersin yapıştım. Romantizm de buraya kadar. Romantik romantik konuşurken ters dön. Dönemiyorum, yapıştım. Ama yüzün seyirciye dönük olsun. Buza yattım ya hocam. Çıplak olursan buza yapışırsın. Üstünde elbise varsa yapışmazsın. Evet. Onu düşünmemişim. Ve gönül ister ki sevgili eşimle bir ömür boyu bu... Ya kardeşim. Arkadaşım hadi. Ne hadi? Şey Sarp gel, gel babana. Baba çok üşüdüm de üstlerinden içeriye gir. Koşarak eve gir. Ne? Tabii ya ben, mantıksız bir bakış oldu benimki. Çok atla uzaktan atla gel. Hayır. İkinci oradan sıradan at. Hızla köpeğin üstüne atlayıp oradan içeri gireceksin. Baba çok üşüdüm diye içeri gireceksin. Sen romantik romantik konuşuyorsun o sırada. Bütün romantizmi bozuyor. Sen içeride oğlanı dövüyorsun güzel. Tamam. Evet. 3, 2, 1. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. 2 dakika mümkünse seyirciyi içeri alalım. Burada seyretsinler ya. Değil mi? Yok o çok mantıksız. 3, 2, 1. Ben ne diyorsam onu yap. Ver romantizmi konuşurken koşarak gel. Hayatım. İyice yere eğil ki. Bir aile olarak bize sahip çıktığın için sana teşekkür ediyorum. Anne senin gibi olmalı. Baba. Gerçek bir kadın. Ne var zamansız bezemek ne var? Zamanında bunu dondursaydık hiç bu problemler olmayacaktı işte. Arkadaşım. Arkadaşının kim olduğunu söyle sana kim olduğunu. Sen kıza romantik romantik konuşurken karın da duygulanmışken bu... Deniyor, gelir, dan diye o aralıktan içeri giriyor. Aralığı görüyor musun? Görüyor. Göremiyor. Oradan içeriye gireceksin işte. Ha, tamam o zaman. Olur. Evet, 3, 2, 1 tekrar geliyorsun. Ver romantizmi! Bu arada kızın elini öpüyorsun. Ya ben zor nefes alıyorum ya. Arkadaşım, öpeceksin. Hayır, kızın elini öpmeden önce kendi elini öpeceksin. Kendi elini öpe öpe bitir, sonra kızın eline geç. Keman. Ver kemanı. Oh bu işte. Neyi beğendi şu an dirsekten çok merak ediyorum. Dirsekten başla. Dirseğini öperek başla. Çabuk ol! Ya şu an kutupta biri bizi görse... Hocam kutupta DVD sektörü yok ha. Bu konuyu el atabiliriz. USB. DVD donar. USB. Arkadaşım hadi. Hazır. Ver romantizmi. Senin gibi bir kadın... Bir erkeğin başına gelebilecek en güzel... Burçin biraz beni kendimle baş başa bırakır mısın? Arkadaşım.
Benim galiba sakalım çıktı değil mi? Ya ne kadar güzel gidiyordun ya. Çok güzel gidecek. Ne hiç merak etme. Ne kadar güzel bak. Dirsekten başlıyor. 20-30 seneye bütün buralar erimiş olacak. Küresel ısınma. Arkadaşım haydi ne olur. Bak tam kızın parmağının ucunu öptüğün anda sen atlıyorsun kendini içeri, tamam? Evet. 3, 2, 1. Koş. Dur. Evet. Yallah. Muhteşem bir kadın. Muhteşem bir anne. Muhteşem bir hayat arkadaşısın. Ve senin olmadığın bir günü bile baba düşünemiyorum. Ha şöyle. Oğlum ne? Atlasana lan! At kendini içeri! Ah! 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 Ne oluyor? Allah! Sarp! Sarp! Ben hiç duymuyorum ki. Arkada derinlerde gördüğüm sen misin? Burası hiç soğuk değilmiş bu arada. Evet arkadaşım. Şimdi sen oğlana şey yapıyorsun. Evet. 3, 2, 1. Buyurun. Ne yapıyorum ya? Ya içeri atladı. Romantizmin içine etti ya. Evet. Böyle çocuk mu olur ya? Ne oldu oğlum falan diye. Evet konuşsana. Olur mu oğlum şimdi? Oldu mu oğlum? Sarp içeride zıplamaya başla. Zıpla yavrum zıpla. Zıpla evladım. Zıpla bu ailenin. Sarp içeride zıplamaya başla. Kök salması lazım. Baba acil tuvalete gitmem lazım. Dışarıda köpek var çok korkuyorum de. Zıpla. Baba. Tuvalete gitmem lazım artık. Köpek var dışarıda çok korkuyorum. Yavrum sen de benim gibi yap. Bak ben birazdan senin ağzına sıçacağım. Yavaş lan. Ya. Çok özür diliyorum. Olur böyle baba oğul arasında. Kışlık enerji. Köylerde de tezek olur ya burada öyle. Niye pislik yapıyorsun? Ben yaptım değil mi? Evet sen yaptın. Adam arkada igloda halay çekiyor. Sıkıntı yine bende. Arkadaşım çocuk zıplamaya başlıyor. Burçin diyorsun ki şu çocuğu bir durdur. Sen de dönüyorsun oğlum senin neyin var diye. İnsanca konuşmaya çalışıyorsun. Bu arada senin dilin şeydi. Ve Sarp sen de diyorsun ki baba benim tuvalete gitmem lazım. Oğlum gitsene tuvalete onu da bana mı soruyorsun diyorsun. Baba köpek beni kıtlayacak diye korkuyorum diyorsun. Evet buyurun. Evet kısa 25 dakikalık bir bölüm. Hadi bakalım. Kimin aklına evet, ne kaldı? Bu arada Serkan ne sırıtıyorsun? Çalsana. Oğlum niye zıplayıp duruyorsun yavrum? Hayatım lütfen Burçin şuna bir şey yapar mısın? Çocuğa bir şey... Bir durdurur musun? Baba tuvalete gitmem lazım. Köpek var çok korkuyorum. Yavrum ben köpeği uyandıracağım, uzaklaştıracağım tamam mı yavrum? Hayır arkadaşım köpek çok tehlikeli. Köpek uyanırsa çok... sizi parçalar. Anneni uzaklaştıracağım. Hayır. De ki oğlum ben seni alayım korkma sen bana tutun. Yavaşça seni tamam. Götürürüm. Yavrum ben şimdi dışarı çıkıyorum. Sen korkma benim arkamdan. Ağzına ne oldu senin? Ağzına ne oldu lan senin? Senin baba. Ha yavrum ben şimdi dışarı tıkıyorum. Soğuktan açıldı. Yenlerim dondu. Yavrum ben şimdi dışarı tıkıyorum. Sen de hemen arkamdan gel. Elimi tut korkmadan yavaş yavaş beni takip edecektin. Köpeğin önünden geçti ben seni tuvalete götüreceğim. Tamam mı yavrum? Sen tamam. Öyle çıkamazsın arkadaşım. Ayakların uyuşmuş o seni arkadan ittirsin. Yerdesin soğukta 2 saattir. Aile hekimi geldi. Suzan. Efendim. Ne yapıyorsun? Tamam teşekkür ederim Suzan'cığım. Eline sağlık. Niye saçını çekiyorsun çocuğun? Keşke gelirken bir de yeni don getirseydin kuru. Evet. Tamam mı yavrum? Çıkıyorum. Tamam. Sen de benim arkamdan çıkıyorsun. Arkadaşım tamam mı yavrum? Bir anda bağır. Ah ayaklarım yok. Evet 3, 2, 1. Buyurun. Tamam. Ah ayaklarım yok. Bağır. Şaşırsana bağırırken. Ah ayaklarım yok. Ne kadar güzel söyledim kız. Ben de şaşırdım ha. Ona şaşırma. Ayaklarının tutmamasına şaşır. Hadi bakalım yavrum. Peşimden gel. Ah. Allah'ım. Burçin. Efendim. Abart. Efendim diye böyle abart. Hayır sen abart olayı. Ha pardon. Burçin. Hayatım. Efendim. Ayaklarımı hissetmiyorum. Ayaklarını hissetmiyormuş. Bir şeyler yap. Hisset. O petefek üstüne oturduğu için hissetmiyorum zaten. Ana oğul bunlar benim ömrümü yedi ya. Arkadaşım söyle oğlum ittirsene ayağımı de. Oğlum ayağımı ittitene. Sarp ittir babanı dışarıya. İttiriyorum da. Olacak şey değil. Ne oldu? Çok korkuyorum. Sarp. Ne? Sarp. Ha? Duyuyor musun? Hayır. Neyi lan? Kokuyu duyuyor musun Sarp? Sarp.
İglonun ağzını karla kapattım. Arkadaşım yapma şunu. Evet Sarp çık. Arkadaşım sessiz olun. Parmak ucunda gidiyorsunuz. Allah. Tam giderken yanlışlıkla oğlan da senin arkandan tutmuş tamam mı? Evet. Yanlışlıkla şey, tam giderken bir anda bizim Sen Bernard uyanır ve harp diye seni arkadan kapar tamam mı? Beni mi onu mu? Seni. Ya benim arkamda o yok mu? Ne? Ney mi? Neydi? Kaval. Sen öndeyim. Ha? Ben... Ha? Şahane bir gösteri. Gerçekten örnek oluyoruz. Şimdi ben öndeyim ya. Gidiyorum ya. Evet. Oğlum elimden tutuyor ya. Evet. Ben gittim. Arkada olduğu için onu kapa. Sen oğlanı mı kapsın istiyorsun köpek? Oğlu mu kapsın? Hayır. Bunca tecrübe mi gitsin? Hayır. Bu da köpe. O tam oğlanı kaparken sen arkanı ona doğru çevirirsin seni kapar. Tamam. Babasın sen. Fedakar baba. Yes, Johnny Gitar. Bu arada ayakların hala uyuşuk. Hadi Umut'un yavrum. Hı hı. Çok güzel. Korkma. Beraber gideceğiz. Kütüm sınavı yaşamak çok zor. Çok çabuk koşarsak hiçbir şey olmaz. Arkadaşım. Geçtik. Hayır. Geçtik. Gel şuraya. Geçtik. Gel bana, şuraya. Bana geçtik. Gel. Geçtik. Bak uyuyor. Zaten uyanası yok herifin. Arkadaşım. Vallahi uyuyor. Yerine geçer misin? Allah beni kahretmedin intallah ya. Dit ne yapıyorsun lan orada? Evet. Hadi Umut yavrum. Hı hı. Dikkatli ol. Şehit, takir. Köpekle böyle zamanlarda intanın tedirgin olup olmadığını hissederler. Sarp, o sırada oradan bir martı geçer, sen korkar bağırırsın. Kutuptan tamam. Martı geçiyor. Geçemez mi? Martı oraya geçemez. Gelemez. Geçemez. Uçuyor lan her yere gider. -45. Kim? Anam, burası. Artık o hal... Ney? Ha? Anam. Son 20 dakika emniyette biter, söyleyeyim. Hocam. Arkadaşım. Burası -45. Evet. Her 100 metrede 1 derece düşer hava sıcaklığı. Evet. Martı kaçta uçtu? Kaçta uçtu? Lan bir şey söyleyeceğim sana. Saat kaçta uçtu Martı? Arkadaşım. Bir şey söyleyeceğim. Sen İstanbul'da Martı gördün mü? Aha. Hocam bunu anlatın. Soru soruyorum lan. İstanbul'da Martı gördün mü? Gördüm. İstanbul'da... Nisan'ı gördüm, Mayıs'ı gördüm. Sen İstanbul'da Martı ile beraber yaşıyorsun da... ...sen kutupta yaşarken Martı niye yaşayamıyor? Gerçekten eşeğim. Ben bir kutup eşeğim. Bunu da bir kere yaz. Babam kutup eşeğiydi, ben öyle olmayacağım diye. Nedense bir Karadenizli oldu bir anda. Fazla soğuğa maruz kalınca adam değişti. Bir şey oldu. Kime kayın? Evet. Ne oldu bu kadar öyle? Lan! Yavaşça geliyorsun. Nerede lan Martı? Evet. Martı. Yavaşça gel. Ben oradan Martı geçecek. Seyirci Martı yap. Ben yap deyince. Martı yap. Origami değil mi? Hayır. Sesi. Martı evet. Sesi. Evet. İşin yavaş yavaş. Mi? Ha? Yavaş yavaş geçiyorsun. Evet. Yavaş yavaş geçiyorsun. Oğlana söylüyor. Sessiz ol yap. İşaret et arkaya. Ben geçiyorum. Yavaş geçiyorum. Hocam tamam mı? Hazır. Ay evet. Saçlarım bozuldu hep. Buyurun. Yavaşça geçiyorsun. Mahvoldu fönüm. Tam geçerken... Evet. Geç. Yavaş yavaş geç. Dön arkanı. Oğlana arkanla işaret... Bak nasıl? Hayır. İşaret et. Buzda beklettim. Ne göstereyim arkama? Kütsüledim. Konuşmadan sessiz olmasını işaret et oğlana. Evet. Ses yaparsan hatanı böyle parçalarım ha. Bana ne oldu anlamıyorum. Yemin ederim anlamıyorum. Bu da bırak eleydim işte. Buza getirdiler. Dilim bilim tondu. Bir şey oldu. Anlamadım ki. En son hamsi yedim. Gözümü açtım. Burada balinalar var. Hamsiyi gözümde büyüttüm sandım. Her balinaymış. Lan kutupta ne işimiz var dedim. Yürü gidelim. Isıracaksın da ısısın. Ya. İki tane yanak var. Birini aldın en fazla. Hadi bakalım. Gel. Kik! Seyirci yap. Aylardır aklı başında bir izleyici kitlemiz var zannediyorduk ama... ...işin aslı bugün ortaya çıktı. Evet. Çok güzeldi. Aynen böyle. Böyle. Evet. O yukarıdaki arkadaş yapıyor sadece. Evet arkadaşım. Zaten sadece o yapıyor. Yavaş yavaş yürüyorsunuz. Evet söyle oğlum. Çok dikkat edeceksin. Benim pesimden geleceksin. Tamam. Yap!
İki dakika bekleyemedi. Annen arıyor. Alo. Arkadaşım. Onun sesini böyle kaydetti. Sok şu telefonu cebine. -45'te telefon mu çalışır? Martı uçar ama. Hazır. O kanat çırptıkça ısınıyor. Martı rola. Evet, yavaşça gidip dönüp arkanı oğlana tamam, işaret... Tamam, orayı biliyoruz. Evet. 400, evet orayı biliyoruz. Orayı. Şurayı geçemedik daha. Evet, yavaş ya, yavaş. Ya bence oturayım ısırsın bitsin ya. Hayır. Çok vakit kaybet. Serkan. Allah bu Peru'yu yaratan... Evet. Yalla. Yürü. Çok dikkatli gideceğiz ha. Tamam mı? Böyle bir anda çak... Aa, düzeldi. Grip vurdum, düzeldi. Serp, Martı bağırınca sen ortalığı ayağa kaldırıyorsun, tamam? Evet. Gel. Ayağa kalkın. Kestik. Kestik. Arkadaşım, ben yukarıdakiyle ilgileneceğim. Sen Sarp'ı döv. Yukarıdaki, ben sana yap dedim mi? Tanıştıralım, birbirlerini götürsünler. Matematikte gibi. Artı Sarp, 5 eksi 5. Ortalığı ayağa kaldırmak ne demek? Hepiniz ayağa kalkın. Hayır. Bağıra çağıra babanın elinden koşacaksın. O sırada... Babamın elinden koşacaksın. Çık buradan. Anladın mı? Sen kopmaya çalışacak, baban elini bırakmayacak. O sırada seni çekerken hafif kalçayı yere eğecek. O sırada köpek kalkıp... işte gerisi biliyorsunuz. Heyecanlı mısın olacaklardan? He? New York Strip diyoruz günlerdir. Isırmıyorsun, ön ayaklarınla yapışıyorsun, tamam? Ha, o zaman tırmalama gibi yani. Evet, yapışıyor orada kalıyor eller. Batırıyor. Köpek yatışmaz hocam, köpeğin patisi vardır. Öyle yapışamaz yani. Tırnakları kesilmemiş uzun zamandır. İşte o tırnaklar yani, yapışamaz. Tamam ulan hadi. Evet, 3, 2, 1, gel. Dikkat, çok dikkatli bir tekede gidiyoruz. Tamam. Böyle çarptığı zaman böyle gelecek ha. Allah'ım buradaki bir şey olaydı ha, hadi gel. Yap. Dikkat et, çok dikkat et. Aa, bir şey geçti. Nerede? Ne bileyim, sesi geldi. Bacağımızın arasından ne geçti? Suratına tükürdüm köpeğe. Köpek gibi fok falan o gibi yatağı bu. Müzisyen! Müzisyen! Beni niye uyandırdın der gibi. Niye ısırmıyorsun lan? Arkadaşım şimdi... aynısını bir daha yapıyoruz. Sarp sen ne geçti, ne geçti diyorsun. Arkadaşım sen panik oluyorsun. Nereden geçti? Bacak arandan geçti baba diyorsun. Sen bacak arasına bakarken de takla atıyorsun. Tamam. Sebep? Ters takla. Şey martıyı, martı bacağın arasından geçiyor ya. Kafanla martıyı takip ederken ters takla. Mantıken. Kafamla martıyı takip ederken düz takla atarım hocam. Ha. Evet, dağılabiliriz. Film sıçtı. Gel şuraya. Hikayede büyük mantık hatası var. Gel şuraya. Bütün evet. Olay da buradaydı biliyor musun? Gel şuraya. Tamam, o zaman müzisyene doğru çok dönüp memnun olurum. Düz takla atarsın, tamam? Hazır. Evet, 3, 2, 1 geliyorsun, hızlı gel. Müzisyene doğru düz takla atamam hocam. Çünkü böyle gittiğim için düz takla attığım vakit abinin kucağına düşerim. Abinin kucağına de... düşmemek için ne oluyor lan de müzisyene doğru dön, martı bacağın arasından geçsin, düz takla at. Sen yuvarlandığında da şeyi, köpeği uyandırırsın, o ne yapar? O da yakalarsa kapar. Evet. Çünkü takla halindeyim ben. Evet. Taklaya gelmek bu mu? Evet, 3, 2, 1 Sen de babanı kapınca sen kendin şeye verirsin kolunu. Onu bırak beni ısır kafası, tamam? Evet, 3, 2 Ya ne yapıyoruz kafası biz ya? Kafası mı kolu mu ya? Ne yapıyoruz biz? Benim hocam her şey sizin iyiliğin, yeter ki siz mutlu olun. Yani biz sizi çözdük yoksa. Tamam, 3, 2, 1 Buyurun. Hadi buyurun. Çok dikkat edeceğiz. Ama buralarda sessiz olacaksın. Yoksa o köpeği uyandırdı gibi başımı sökülecektirme bile bilmiyor. Yap! Ne ulan? O neydi? Baba, ne geçti bacak aranda? Ne geçti oğlum? Anam! Seni hiç bu kadar istekli görmemiştim lan. Peruk çıktı. Arkadaşım, o senin... Ben de altında kalmıyorum. Dog day afternoon. O seni yakalayınca anam, anam, anam diye kaçmaya çalışıyorsun. Sarp sen geliyorsun, onu bırak beni tut, tamam? Evet. Nereden tuttu? Baca... Evet, oradan. Anam, anam diye kaçıyorsun. Anam, anam. Anasım. Özümü kaybedeyim. Anasım, köpek ısırdı beni. Hoppo ile kaptı. Ne bakıyor
ön gerizekalı. Gel gel beni ısır, beni ısır gel. Dur. Ben sana öyle mi dedim? Ama dediğinizi anlamadım. Kolumu mu, kafamı mı, nereye mi vereceğimi anlamadım. Ulan kolun var, bacağın var, omuzun var, kafan var, her yerin var. Niye götürü tutuyorsun adama? Arkadaşlar ekip tamamdır. Tekrar gel. Evet, arkadaşım. Yırttım galiba. Efendim? Sen de sağlam şey, müzisyen ne yapıyorsun? Müzisyen uyudu gene ya. Kafa tuttun mu ısırıyorsun ya. Sağa sonra sallıyorsun ki eti koparabilesin. Hiç köpek olmadın mı? Evet. 3, 2, 1 buyurun. Anasım! Anasım! Dur, dur onu bırak beni ısır. Allah bak. Evet onu ısır. Bak ne güzel kol bak. Kestik. Allah, ne güzel. Kalk ayağa kalkın ikiniz de. Önce o mu ben mi? Sen. Ha güzel. Olayla geç lan müzisyen yerine. Benim canım çok sıkkın. Ne bakıyorsun? Geç yerine. Kırmızı otoparkta ney ney ney. Sen niye gülüyorsun Burçin? Burçin dondu öyle kaldı. Ben güneş... Herkesin ayarları değişti ya. Evet. Kaldır Burçin'i alkışlarla gönder yerine. Ah canım benim ya. Üstünü biraz kirlettik ama. Sağ ol. Bir şey yap üstünü şöyle. Allah! Evet yılbaşı paketi Burçin geliyor. Bembeyaz oldun kız. Şuralar bembeyaz. Ama şey strafor. Hep ben Çin'den falan sipariş veriyorum. Divileri öyle geliyor. Ömür törpüsüsünüz ikiniz. Sağ ol. Teşekkürler. Kötü bir şey söyledim Sarp. Teşekkürler. Gel öne ver selamını. Daha seni kızağa bindirecektim. Kızağa bindireceğim. Bak köpeklerle kızak kaldı orada. Eve giderken binerim. Niye böyle yapıyorsun sen ya? Ben bir şey yapmadım hocam. Olaylar böyle gelişti. Şimdi bazen hayat planınız gibi olmayabiliyor yani. Bizim niye 12 senedir planladığımız hiçbir şey olmuyor? 12 sene mi oldu? İşte bir serbest meslek makbuzu alsaydım. Ver selamını. Çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Sağ ol. Eyvallah. Ayağınız var. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Arkadaşın hikayesi, mini ve yönetmeni. Hepsinden de önemlisi, yanındaki seyircisi. Bizimki aşk hikayesi, sahnesiyle perdesi, ekiplerin en iyisi.